Bu kedi çok tatlı. Harika bir şey. Oyuncak bebekler çok daha güzel. Neyse. Benim karnım kuruluyor. Çok acıktım. Yatıştırmalığa ihtiyacım var. Nihayet gitti. İşte tam fırsatı. Ama hızlı olmalıyım. Jasmine beni görmemesi lazım. Çok eğlenceli olacak. Ben yine geldim. Bak bu nefis çikolataları buldum. Bir dakika. Bebeğim. Ne olmuş böyle? Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Çok iğrenç olmuş. Bir sorun mu var? O nasıl olmuş ki? Gizemli bir durum. Bunu sen mi yaptın? Bir bebek doktorunu aramam lazım. Burada acil bir durum var. Her yeri sümük olmuş bebeğimin. Kendimi çok harika hissediyorum. Çok lezzetli bu. Bundan daha güzel bir şey olamaz. Bütün gün bunu yiyebilirim. Nefis. Daha çok ve daha çok istiyorum. Bana da ver ondan. Hayır, sen şekerlimi yiyemezsin. Bunu ancak insanlar yiyebilir. Bana öyle bakma. Kuralları ben koymuyorum. Merhaba Mindy. Yeni bebeğime merhaba de. Buna inanamıyorum. Şu bluz hava akı müthiş. Çok güzel değil mi? Evet, bebeğim çok şık gerçekten. Ama bu haksızlık. Benim bebeğim hiç o kadar şık değil. Ama üzülme. Olur böyle şeyler. Senin için söylemesi kolay tabii. Bir dakika, bir fikrim var. Biraz şeker alıyorum. Ne oluyor öyle? Güven bana, ne yaptığımı biliyorum. Şekerlemeleri bir tabağa koyuyoruz. Drajeleri kenarlara dizip farklı renkler kullanıyoruz. Görüntünün rengarenk olması gerekiyor. Karnım acıktırdı bu. Neredeyse bitirdik. Bu da son parça. Şimdi tabağın üstüne su döküp drajeleri güzelce ıslatıyoruz. Şimdi sihirli an geliyor. Bak, renkler karışmaya başladı. Vay canına, çok güzel. Gökkuşağına benzedi. Şimdi şunu izle. Bebeğinin bluzunu suya yatırıyoruz. Sonra kurumasını bekliyoruz. Harika görünüyor. Mindy, şuna bir bak. Yok artık. Bu inanılmaz bir şey. Bunu sen mi yaptın? Vay canına. Teşekkürler Jasmine. Hadi şimdi oynayalım. Bu film çok iyiymiş. Gözlerimi ekrandan alamıyorum. Çok iyi vakit geçiriyorum. Patlamış mısır da çıtır çıtır. Hiçbir şey bu keyfi bozamaz. Merhaba anneciğim. Sana bir şey vereceğim. Sana bu bebeği aldım. Nasıl yani? İnanamıyorum. Şuna bir bakayım. Vay canına, ne kadar harika bir gün. Teşekkürler anneciğim. Bu bebek benim en iyi arkadaşım olacak. Müthiş. Ona bir bakar mısın? Çok güzel. Bir saniye. Böyle olmaz. Ne oldu canım? Sorun ne? Saçına baksana. Çok düz. Saçlarının kıvırcık olması lazım. Üzgünüm tatlım. Buldum çaresini. Bu pipeti alıyorum. Bu bütün sorunumuzu çözecek. Bebeğimiz birazdan kuaföre gidiyor. Öncelikle bir kaseye ve bir sürahi sıcak suya ihtiyacımız var. Suyu kaseye döküyoruz. Bu kadar yeterli. Şimdi bebeğin saçını suya batırıyoruz. Saçını güzelce ıslatıp daha sonra tarıyoruz. Birazdan çok güzel olacaklar. Peti bölümlere ayırıyoruz. Aynen bu şekilde. Parçaların aynı boyda olması gerekiyor. Elimizde bir sürü parça olması lazım. Şimdi bebeğin saçını bu parçalara sarıyoruz. Pipet parçaları bigudi görevi görecek. Tık. Saçları tel tokayla pipeti tutturup tekrar suya sokuyoruz. Bu sonunca oluyor. Yine soğudu acaba? Bu bebeğin podyuma çıkması lazım. Bunu Mindy'ye göstermek için sabırsız. Hey şuna bak. Vay canına, çok harika. İkiz gibi olduk. Sen harikasın anneciğim. Yardımcı olabildiysem ne mutlu. En güzel bebek benim bebeğim. O her zaman çok güzeldir. Üstelik modadan da çok iyi anlıyor. Merhaba anneciğim. Merhaba tatlım. Ne gündü ama. Sonunda eve geldiğim için mutluyum. Artık seninle vakit geçirebilirim. Ne tatlı bir kızım var. Şu çantaya bak. Bütün bebek aksesuarlarını buna koyabilirim. İçinde bir sürü yer var. Bir dakika. Bunun altı delinmiş. Bu bir felaket. Olamaz, çok kötü. Herkes bebeğimle dalga geçecek. Anne, bana yardım etmen lazım. Olamaz. Çok kötü bir durum. Dur şuna bir bakayım. Oldukça büyük bir sorun. Peki, o zaman bir düşünelim. Bu plastik torba işe yarayabilir.
Tamam, ne yapacağımı buldum. İşe koyulalım. Plastik torbayı masanın üstüne koyuyoruz. Şimdi bir makas alıp torbanın bir bölümünü kesiyoruz. Bize daha büyük bir kare lazım. Tamam, bu boyutu olur. Sonra bir parça bant alıyoruz ve bantı plastik parçanın bir tarafına yapıştırıyoruz. Aynen böyle. Diğer tarafını da yapıştırıp katlıyoruz. Sonuçtan çok memnunum. Güzel oldu. Bir iki kesik daha atarak köşesini yeniden katlıyoruz. Çok fazla kesmeye gerek yok. Böyle oldu bence. Şimdi parçayı tekrar açıp çıkartmalarla süslüyoruz. Birazdan torbamız çok sevimli görünecek. Sanırım artık hazır. Jasmine, bak bende ne var. Bu bebeğin yeni torbası. Ha? Bu nedir? Aha, müthiş bir şey. Bu tam ihtiyacım olan şey. Denemek için sabırsızlanıyorum. Aa, harika olmuş anneciğim. Bebeğim çok mutlu olacak. Şuna bir bak. Of, iyi hallettim doğrusu. Hadi seninle alışverişe gidelim. Hayat güzeldir ama günlük hayatına biraz renk katmak işleri heyecanlı hale getirmene kesinlikle yardım eder. Bayağı havalı değil mi? Durun durun, hepiniz yeni muhteşem telefon kılıfıma bakabileceksiniz. Hatta size onu nasıl yaptığımı da anlatacağım. Ya da daha doğrusu niçin yaptığımı. Aa, bunu sonra kullanırım. Matematik sınıfı şu yönde miydi? Oh, amanım! Yerler kayıyor! Of ya! Oh. Ya! Olamaz! Telefonum! Oh, kılıfım mahvoldu! Oh, bunun çıkacağını hiç sanmam. Şansa bak! Aslında havalıymış ha! Ojeyle tırnak boyamaktan fazlası yapılabilir. Suya zikzak çizerek biraz dök. Suda nasıl süzüldüğünü görüyor musun? Kılıfı içine daldır. Sonra biraz salla. Baksana, çok da güzel kurudu. Benzersiz bir şey. İşte böyle yapılıyor millet. Hey, dikkatli olsana. Pardon, bir okur musun? Aha, tamam. Ah, bunun olduğuna inanamıyorum. Hey, yakala. Aa, tutamadım. Uçup gidiyor. Demek birbirinize not atıyorsunuz, öyle mi? Bu artık benim. Şimdi Kevin asla onu sevdiğimi öğrenemeyecek. Ama belki de bütün ümitler kaybolmamıştır. Şu sıradan defteri görüyor musun? Birazdan bir gizli mesaj aktarıcıya dönüşecek. Merak etme, bu renkleri kullanmamın bir nedeni var. Ama önce üstünü kaplayalım. Bantla tamamen kaplanınca siyah boyayı alıyoruz. Boya rulosu veya fırçası kullan. İyice ve kalın bir boya katmanı olması gerekiyor. Neredeyse bitti. Kuruyunca ne yazmak istiyorsan onu kazımak için sivri uçlu bir şey al. Bizim durumumuzda bu bir sevgi mesajı. Ne güzel. Kevin. Sağ ol da bunu ne yapacağım? Ha? Yazıya baksana şapşal. Beni seviyor mu? Şey, duygularımız karşılıklı. Ah, kalbim duracak. Ah, defterini geri alabilirsin. Hey, ne? Sadece bir defter, bakın. Sanırım sorun yok. Oh, ucuz atlattık. Ketçaplı kocaman bir sosisten daha güzel bir şey var mıdır? Bana bu kadarı yeter. Ben alayım, sağ ol. Aynen böyle kalın bir tabaka. İğrenç. Neyse, nerede kalmıştım? İşte hazır, gel bakalım.
Oh, o da neydi? Tişörtüm. Böyle bir şey nasıl yapabildin? Ah, kazara oldu. İzin ver düzeltmeye çalışayım. Oh, hayır, ağlama. Ay, bilemedim ki. Ah, şimdi düzelteceğim. Pekala, hadi deneyelim. Bak, keçeli kalemin boyası nasıl suya karışıyor. Burada püskürtme şişesi devreye giriyor. Hazır mısın? Bu mahvolmuş tişörtü baştan yaratacağız. Çatalla şöyle biraz döndür. Sonra ellerinle toparla. Şimdi de üstüne paket lastikleri geçir. Ve renkli suyu üstüne püskürt. Daha ilginç olması için farklı renkler kullan. Her bölüme ayrı renk püskürt. Bitmişe benziyor. İşte başyapıtın. Eskisinden bile güzel görünüyor. Ketçap lekesi de görünmüyor. Aa, seni seviyorum kanki. Başından beri planım buydu. Hiçbir kir benden kaçamaz. Temizlik hiç bitmiyor gibi. O oraya nasıl yapışmış? Ah, bu katiyen kabul edilemez. Oradaki günlerin sayılı. Ah, amma da büyük sakızmış. Yapışkan da. Acaba kimin? Kevin'in saçları sarı. Bilemedim. Yoksa o mu? Hayır, onun saçları da fazla koyu renk. Ha, bu imkansız. Ya şu kız? Kesinlikle uyuyor. Biraz daha yakından bakayım. Sanırım suçluyu bulduk millet. Şimdi şunu ne yapsam? Biraz yardıma ihtiyacım olacak. Of ya. Şu oyun hamuru topunu görüyor musun? Sanki sakız gibi değil mi? Üzerine biraz tutkal damlat. Ve bir mıknatıs yapıştır. Bunlardan bir sürü yaptım. Hah, bu ona dersini verecek. Hah, bunu kaçıramam. Ah, bugün de zordu. Bunlar çiğnenmiş sakızlar mı? Kim böyle bir şey yapar ki? Oyun hamuruymuş. Bu Gabby. Ah, selam. Ne oluyor burada? Bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Seni kendi silahınla vurdum. Ya da sakızınla. O benim miymiş? Ay, pardon. Barışalım mı? Pekala, hepsi affedildi. Hadi şunu paylaşalım. Paylaşalım demiştim. Manzaram harika. Bu Kevin. Gelmiş geçmiş en etkileyici çocuk. Ah, pekala, o an geldi. Ah, selam Kevin. Ne okuyorsun? Ah, Kevin, beni bekle. Kitap bayağı iyi ha? Biliyordum. Kitap ikiziyiz. Evet, ben şuraya koyayım. Benden nefret mi ediyor? Ah, umarım saçım hala iyi görünüyordur. Belki de daha fazla ortak noktamız olması gerekiyor. Biraz değişim zamanı. Bu keçeli kalemi görüyor musun? Mürekkebini saç maskesini renklendirmek için kullan. Sonra iyice karıştır. İşte hazır. Bunu birkaç renkte de yapabilirsin. Eldiven takıp saçının bir tutamına uygula. Sonra folyoyla sar.
İstediğin kadar tutam saçla yapabilirsin. Şimdi bekliyoruz. Büyük anneciğin hazır mısın? O çok havalı. Kuaföre gitmeye gerek kalmadı. Bu müthiş. Evet. Hey, saçını boyamışsın. Sanırım düşündüğümden daha fazla ortak noktamız var. Bence her şey hazır. Partinin mükemmel olması lazım. Bir dakika. Bu böyle olmaz ki. Ay, hemen düzeltirim. Oh, cupcake'leri şuraya koyayım. Şunu da düzeltelim. Nasıl görünüyor? Yine olmadı. Selam Lili. Eline sağlık. Ha, olamaz. Mickey, sakın oturma. Ha? Hayır. Ay, o ses neydi? Bu koltuk neden bu kadar yumuşak? Olamaz. Cupcake'lere oturmuşum. Aa, o kadar da kötü görünmüyor. Amanın. Neyse, hemen hallediyorum. Ha, nereye gidiyor bu? Bak kız, söylemiştim ben. Aa! Ay, beni düşünme, kekleri kurtar. Olamaz. Cupcake yağmuru. İyi misin? Mickey? Aa, planladığım gibi geçmedi. Ay, çok üzgünüm Lili. Yardımcı olmaya çalışıyordum. Neden bana hep böyle oluyor? Parti mahvoldu. E, kazar oldun. Dur biraz. Bir fikrim var. Şu dondurma kalıplarıyla başlayalım. Kek parçalarını kalıplara koyalım. Gökkuşağı etkisi yaratalım. Hepsini sıkıca bastıralım. Güzel görünüyor. Keklerin içine de dondurma çubuğu koyup çikolataya batıralım. Çikolatanın donmasını beklesek yeter. Yine çikolatayla süslemesini yapalım. Şöyle akıtıyoruz sadece. Üstüne farklı renkte çikolatalar kullanalım. Harika oldu. Aynısını beyaz çikolatayla da yapalım. Bak ne yaptım. Vay, çok leziz görünüyorlar. Etkilendim Mickey. Oo, tatları da harika. Biraz daha ver. Hey Penny, bak. Ne? Ne oldu? Ya, bu en sevdiğim kutumdu. Çok utandım. Ah, selam. Hayır, ilgilenmiyorum. Ya, müşteri geldi sandım. Kimse de çikolata almıyor. Hey, buradayım. Herkes çikolata sevmez miydi? Neyi yanlış yapıyorum? Asla köpek alamayacağım. Ne yapacağım şimdi? İçimde kalmış bir hayal olarak unutacağım. Biraz zorlu bir inişti ama başardım. Ah, selam Lili. Niye üzgünsün? Kimse çikolatalarını almıyor mu? Her şeyi denedim. Aa, bir fikrim var. Benimle gel. Ah, bu güvenli mi? Nereye gidiyoruz? Şu kaleye gidiyoruz. Mutfağıma hoş geldin. Vay, ne çok şeker var. Çok havalıymış. Leziz mi leziz çikolata yapmamız lazım. Bu bütün sorunları çözecek. Önce şu kalıbı alalım. Kalıbın üstüne çikolatadan kalpler çizelim. Ya, çok tatlı. Birkaç tane daha. Ama farklı renkli çikolatayla güzel görünmeli. Üstlerini de örtebiliriz. Bu mor çikolata çok canlı. Kalıbı tamamen dolduralım. Ve donmasını bekleyelim. Ardından kalıptan çıkarabiliriz. İşte hazır. Çok güzel oldu. Ne düşünüyorsun? Vay, çok teşekkürler. Müthiş görünüyor. Şimdi git ve sat. Kesinlikle işe yarayacak. Mesaiye başladık. İlk ben geldim. Herkes yetecek kadar var. Gayet iyi bir gündü. Vay, şuna bak. Artık köpeğimi alabilirim. Hep iyilik benim sayesinde. Çok tatlı ve yumuşacıksın. Umarım iyi duruyorumdur.
İyi ki saçlarımı yıkadım. Hadi aman, acele edin. Her zamanki gibi mükemmelim. Kamera önü yeteneğim çok doğal. Ah, Alex de tatlı duruyor. Ay, çok sıkıldım. Selam Miki. Ah, çok gerginim. Fotoğraf çektirmeyi hiç sevmem. Çok fazla sileceğim var. Bugün çıkmak zorunda mıydı şunlar? Sıra bende. İşi hızlandırabilir miyiz? Belki de o kadar kötü değildir. Kendimi kandırıyorum. Berbat görünüyorlar. Ne yapacağım şimdi? Sonunda. Dişlerimi fırçalamış mıydım acaba? Tırnaklarımı yememeliyim. Onun yerine şu kalemi ısırayım. Hadi bakalım. Bir dakika. Bir fikrim var. Şu silgiyi ısırmalıyım. Ona şekil vereceğim. Tam da ihtiyacım olduğu gibi. Şimdi de rujumu kullanacağım. Ruju silgiye süreceğim. Tamamen boyayacağım. Şimdi de yüzüme süreceğim. Ve sivilceleri kapatacak. Ne harika fikirmiş ya. Tatlı oldum. Çekime girmeden önce bir şey daha yapmalıyım. Saçımı yapmalıyım. Bence hazırım. Selam. Fotoğraf için geldim. Güzel yanından çekin lütfen. Ah, şaka yapıyorum. Her açıdan güzelim. Vay, tarzına bayıldım. Otur bakalım. Güzel fotoğraflar çekeceğimiz çok belli. Biraz şöyle kay. Aynen böyle. Tam oraya. Kocaman gülümse. Nasıl oldu? Mükemmel. Gelebilmenize çok sevindim. Ah, selam. Bu senin Miki. Umarım beğenirsin. Vay, çok güzel. Bir an önce takmalıyım. Teşekkürler Lili. Harika duruyor. Harikasın. Ah, çok rahatladım. Miki'ye bir hediye bulmalıyım. Burada bir şeyler olacak. Ah, zenginim. Ah, değilim. Bununla ne alabilirim ki? Ah, alışverişe çıkmak lazım. Aman tanrım, bunlar çok hoş. Miki ne sever ki? Yardımcı olabilir miyim? Her yaşa uygun hediyelerimiz var. Arkadaşıma hediye alacağım. Şu popiti sevdim. Ama çok pahalı. Ah, bir dinozor. Ah, hayır, param yetmez. Çok geniş bir bütçem yok. Görebiliyorum. Ah, sana yardımcı olabilirim. Tam senlik bir şeyim var. Ne düşünüyorsun? Ah, mükemmel. Ver şunu. Ayrıca parayı da alayım. Ah, işte bunu hiç beklemiyordum. Şaka mı bu ya? Ah, her şey mahvoldu. Ah, üzülme. Biraz şeker ister miydin? Şeker mi? Ah, severim. Teşekkürler. Şeker beni yüzüstü bırakmaz. Ah. Bir dakika. Bir fikrim var. Şu jelibonlar bana lazım. Bir de şu yuvarlak kalıp. Jelibonları kalıba yerleştirelim. Bu da sonuncusuydu. Şimdi de şeffaf epoksi reçine lazım. Onu kalıbın içine dökeceğiz ve bütün jelibonları örteceğiz. Aynen böyle. Tamamdır. Şimdi kuruması lazım. Sonra kalıptan çıkarabiliriz. Özel üretim bileziğimiz hazır. Rengarenk. Epey tatlı değil mi? Evet, partiye hazırım. Dediğim gibi tek boynuzlu at gerçek. Hayır değil. Yes. Ben gidiyorum. Gittiler. Bu aramızda kalsın. Resim dersi benim en sevdiğim zaman. Ha? Olmaz. Bu çok kötü oldu. Tamam, tekrar deneyeceğim. Bu daha kötü oldu.
Of, tek boynuzlu at çizmeyi hiç beceremiyorum. Hey, sana yardıma geldim. İzle, sana göstereceğim. Unicorn yazarak başlıyorsun. İşin sırrı bu. Gördün mü? Sonra tek boynuzlu at ortaya çıkıyor. Sonra tek yapman gereken resmi renklendirmek. Bu da en iyi bölümü zaten. Yeleleri böyle gökkuşağı rengine boyamak çok güzel oluyor. İşte oldu. İşim bitti. Çok sevimli değil mi? Al, bu senin içindi. Wow, çok teşekkürler. Pekala, şimdi şu testere notlarını verelim bakalım. Oo, ne şirin bir ayrıntı. Bu bir A artıyı hak ediyor. Sıradaki. Bu çok kötü. Şirin bile değil. Birisi daha temiz çalışmayı öğrenmeli. Temiz ol. Bu da ne şimdi? Bu nasıl bir test puanı ki? Ama onu pek suçlamıyorum. Peki sen o güzel şeyi nasıl yaptın? Aa, o mu? Çok kolay. Oo, anladım. Tek boynuzlu at tarzı origami zamanı. Düzgünce katlamaya dikkat etmek gerekiyor. İstemeden ejderha falan yapmak istemem. Ya da daha kötüsü bir cadı. Hayal edebiliyor musun? Böyle güzelce katlamaya devam ediyoruz. Şimdi daha zorlu aşaması olan içine kıvırma işini hallediyoruz. Güzel. Şimdi bu katı düzlüyorum. Bir sonraki adımda çizmeye başlıyoruz. Gözle başlayacağım. Ve şimdi gökkuşağı renginde yelesi ve boynuzu. Bak işte bitti. Şimdi test kağıdım kırış kırış görünmeyecek. Test kağıdımı getirdim, artık çok daha temiz. Şuna bir bakayım. Çok güzel. Sen de bir A artı almayı hak ettin. Vay canına, başardım. Hey sen... Olamaz. Parti varmış. Hem de doğum günü partisi. Pardon, birazdan dönerim. Uf, olamaz. Ben şimdi ne yapacağım? Burada hediye olarak kullanabileceğim bir şeyler olmalı. Bu şeffaf telefon kılıfı olur mu acaba? Evet, bunu çok güzel bir şeye çevirebilirim. Cam bir kase alıyoruz, sonra krepon kağıdını böyle kesiyoruz. Böyle birkaç şerit keseceğim. İşte böyle. Birkaç tane daha keselim. Ve oldu. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. İçine biraz sıcak su katıyorum. Üstü kaplanana kadar suyu döküyorum. Güzel. Şimdi sıra şeffaf kılıfta. Onu da suya batırıyoruz. İyice suya bandırıyoruz. Şimdi soğuması için birkaç dakika bekliyoruz. Süre doldu. Renk kılıfa geçti. Güzelce süslemek için üstüne birkaç çıkartma yapıştırıyoruz. Üstüne doğum günü fiyongunu koymayı da unutmuyoruz. Buna bayılacak. Hey, doğum günün kutlu olsun. Gördüğün gibi unutmadım. Bunu benim için mi yaptın? Çok harika. Hemen telefonuma takacağım. Oo, çok güzel. Bayıldım. Ah, ucuz kurtuldum. Hayır, bu işe yaramaz. Bu da ne? Çekil şuradan. Neler oluyor? Hiç yararı yok. Giyecek hiçbir şeyim yok. Bu durumu nasıl halledebileceğimizi biliyorum. Buna ne dersin? Ama benim balerin kostümüm yok ki. Evet ama bende tül var. Tamam, lacivertle başlıyoruz. Birkaç katman yapacağız. Sonra bir lastik banda ihtiyacımız olacak. Dikiş makinesine falan gerek yok. Bunu lastik bandın çevresine bağlayacağız. Harika. Şimdi biraz renk ilave ediyoruz. Muhteşem gökkuşağı renkleri oldu. Kendimi şimdi tek boynuzlu atların en güzeli gibi hissediyorum. Vay canına, gerçekten harika olmuş. Partinde iyi eğlenceler. Uf, defterim nereye gitmiş?
Aa, ne güzel çizim Jake. Of, olamaz. Defterimin haline bak. Jake, üstüne çay dökmüşsün. Üzgünüm. Orada olduğunu bilmiyordum. Üstelik bu en sevdiğim defterimdi. Şimdi kendimi kötü hissettim. Hey, belki de bunu düzeltmenin bir yolu vardır. Bu simli köpük kağıt kesin çözüm. İyi bir makasa ihtiyaç var. Köpükten bir sürü şekil yapacağım. Pekala, defter için hazırım. Şimdi tek boynuzlu at yapma zamanı. Tabii gökkuşağı renklerinde yelesini yapmam lazım. Simli yele de çok güzel oldu. Upuzun kirpikleri de unutmamak lazım. Sanırım buna bayılacak. Hey, defterin için cidden üzgünüm. Aman tanrım, bu muhteşem. Bütün bunları benim için yaptığına inanamıyorum. Çok teşekkür ederim Jake. Yuh, krizi iyi savuşturdum. Bütün kalemlerim kusursuz şekilde düzenli. Ve tabii ki bu benim favori kalemim. Hey, nasıl gidiyor? Ders için eşyalarımı çıkarmam lazım. Uf, kalemimin daha iyi günleri olmuştu. Gerçekten çok fenaymış. Ama endişelenme Jake, ben şimdi onu hallederim. Oje mi? Yok sağ ol. Tırnakların için değil. Oo, kalemim içinmiş. Pekala, içinde su olan bir cam kasem var. Şimdi bu ojeyi içine dökeceğim. Oje suyun içinde güzel şekiller oluşturuyor. Sanırım başka renkler de eklemeliyim. Şimdi sıra kalemimi içine batırmada. Suyun içinde böyle çevireceğim. Muhteşem. Rengarenk oldu. Wow. Sanat eserine benzedi. Jake, harika olmuş. Bunu benimle paylaştığın için teşekkürler. Çevremdeki her şey gri ve renksiz. Ha? Koltukta bir anda ortaya çıkan bu şey de ne? Vay canına, pop bitmiş. Üstelik gökkuşağı renklerinde. Çok güzel ve eğlenceli. Vay canına, şimdi de başka bir şey oluyor. Aman tanrım, yok ol buradan. Nasıl yani? Neler oluyor burada? Herhalde rüya görüyorum. Şunu bir dürteyim. Merhaba. Selam tanrım, saçın çok harika. Benim saçım ise çok donuk. Üzülme, senin hayatına da renkler katabiliriz. Ve buna saçından başlayabiliriz. Ah, bilemiyorum. Güven bana, her şey güzel olacak. Saçına biraz pembe sürüp hayatına renk katacağız. Buraya da sarı ve yeşil uygularsak çok güzel olacak. Şimdi işim bitti. Hadi ne düşünüyorsun söyle. Saçımda şu an rengarenk tutamlar var. Ah, vay canına. Öncekinden çok daha güzel oldu kesin. Yalnız daha işimiz bitmedi. Şunu izle. Biraz sihirli sime ne dersin? Vay canına, simi sökünce ortaya bir şeyler mi çıktı? Aynen öyle oldu. Şimdi de saçına parlak yıldızlar ekleyebiliriz. Bu yıldızlar saçına ayrı bir hava katacaklar. Biraz da farklı renklerde parlak taşlar ekleyelim. Kehribar rengindeki bu üçgenlere bayıldım doğrusu. Şimdiden çevrene ışık yaymaya başladın. Parlak taşlar saçında çok güzel duruyor. Vay canına, artık şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Artık kasvet ve hüzünden eser kalmadı. Bunu duyduğuma sevindim. Ah, ama kıyafetim, o hala sıkıcı ve kasvetli. Bir bakalım. Bu konuda da bir şeyler yapabileceğimden eminim. Vay canına, bana neler oluyor? Endişelenme, bu tek boynuzlu at büyüsünün bir parçası. Şimdi sıkı dur. Ama tanrım, kıyafetim değişmiş. Üstelik bunu yapmak hiç de zor değildi. İşe biraz beyaz tişört ve biraz plastikle başlamamız gerekiyor. Plastikten bir kelebek şekli kesip çıkarıyoruz. Sonra boya rulosunun üstüne farklı renklerde boya sürüyoruz. İstediğimiz herhangi bir rengi kullanabiliriz ama gökkuşağı renkleri en eğlencelisi. Tişörtü boyamaya geçiyoruz. Kesilmiş bölümün üstüne boyayı aşağı yukarı sürüyoruz. İşte bitti. Şimdi plastiği kaldırıyoruz ve harika görünmüyor mu? Vay canına, bunu bu kadar kolay hallettiğine inanamıyorum. Çok teşekkürler, bu harika renklerle kendimi muhteşem hissediyorum. Aa, yalnız senin odanın renkleri de çok sıkıcı. Bu konuda da bir şeyler yapabiliriz. Şimdi bu alana bir el atalım. Üstelik bunun için sihre ihtiyacımız yok. Yalnız bantı düzgün yapıştırmaya dikkat ediyoruz.
Şimdi bu iki bantın arasına dikine kısa şeritler çekiyoruz. Bu sayede duvarın tuğla gibi görünmesini sağlıyoruz ki bence işe yarıyor. Tek boynuzlu bak. Aa, çok şirin böyle göründüğümü hiç bilmiyordum. Çok tatlı. Ama şimdi tekrar boya rulomuzu elimize alıyoruz. Bu şekilde farklı renklerde kocaman şeritler çekiyoruz. Boyama işini çok seviyorum. Bunu yapmak sakinleştiriyor. Bu da sonuncu şerit. Köşeye kadar geldik. Vay canına, gökkuşağı duvarı diye ben buna derim. Boya kuruduğunda boyanın altındaki bantları sökebiliriz. Oo, bantı sökmek çok zevkliymiş. Çıkardığı ses hoşuma gidiyor. İşte ufak parçaların işi bitti. Çok harika ama şimdi geriye kalanları da söküp işimizi bitirelim. Eva bak, aynı anda iki bantı söküyorum. Ve bitti. Vay canına, düşündüğünden çok daha güzel oldu. Gökkuşağı renklerinde muhteşem bir tuğla. Eva ne düşünüyorsun? Evet, harika oldu. Süper. Ne sıkıcı bir koltuk. Acaba belki de bir dakika. Ne yapacağımı iyi biliyorum. Eva canım, affedersin ama koltuğu oradan kaldırmamız lazım şimdilik. Vay canına, bunu nasıl yaptın? Ve koltuk nereye kayboldu? Tabii ki yine tek boynuzlu at sihrimi kullandım. Şimdi mahsur yoksa senin balonunu kullanmam lazım. Balonunu torbanın içine sokuyoruz. Ama şu an benim ne yapmam istediğini bilmiyorum. O kolay. Şu balonları şişir lütfen. Tabii bunu kesinlikle yapabilirim. Aferin sana, sen şişirmeye devam et. Ben de balonları yerleştireyim. Sonuçta bir sürü balona ihtiyacımız olacak. Ne çok balon oldu. Harika gidiyorsun, bu sarı balonla şişirme işimiz bitiyor. Şimdi torbanın ağzını kapatıp buradaki deliği açıyoruz. Süpürge hortumunun ucu deliğe tam uyuyor. Bak, hortum torbadaki havayı emiyor. İşimiz bittiğine göre şimdi deliğin kapağını kapatabiliriz. Eva bak, gördün mü? Şimdi bunu da diğerlerinin yanına koyabiliriz. Artık rengarenk balonlardan yapılmış yeni bir koltuğun oldu. Vay canına, üstüne oturabilir miyim artık? Tabii ki, ben de sana katılayım. Vay canına, çok rahat, hem de yaylanıyor. Bayıldım. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Burada biraz ışığa ihtiyacımız var. Şimdi şu dolabı buradan kaldıracağım. Hadi ama. Uf. Neden bu kadar ağır ki bu? Yeter artık, elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Eva dur, o mobilyaları oradan kaldırmak için tek boynuzlu sihrimizi kullanabiliriz. Vay canına, teşekkürler. Şimdi bu perdeden de kurtulalım. Bir dakika, şimdi onu da hallediyorum. Eva çok şekersin. Dur, bunda da sana yardım edeyim. Of, teşekkürler, perdeye fena dolanmışım. Bunun tekrar olmaması için bir şeyler yapmaya ne dersin? Bu yünle işimize başlıyoruz. Yünü elimize bu şekilde sarıyoruz. Güzel. Yeterince sardığımızda parmaklarımızı çekiyoruz. Sonra ortaya biraz yün sarıp bağlıyoruz ve sonra makasla ipliğin uçlarını bu şekilde kesiyoruz. Hepsini bu şekilde kesip devamında kısa bir kuyruk bırakıyoruz. Harika! İşte yünden yumuşacık bir pompon yaptık. Bunu şimdi daha önce yaptıklarımızın yanına katıyoruz. Bu kuyrukları pomponları bir ipe bağlamak için bırakmıştık. Yünün fazlasını da kestiğimizde artık pomponları kullanmaya hazırız. Pencerene yeni bir perde yaptım. Çok şirin olmadılar mı? İster istemez insanı gülümsetiyorlar. Üstelik her biri farklı renkte ve boyutta. Güneş ışığında da ayrı güzel görünüyorlar. Ortamı canlandırdılar. Müthiş oldular gerçekten. Bu sözlerin için teşekkürler Eva. Yalnız burada hala yapacak bir şeyler var bence. Sanırım burada da rengarenk pomponlar işimize yarayabilir. Bu aşamada tutkal tabancamızın yardımına başvuruyoruz. Pomponla biraz tutkal sürüp taburenin üstüne yapıştırıyoruz. Diğer pomponlara da aynı şeyi yapıp hepsini gökkuşağı düzeninde tabureye yapıştırıyoruz. Tara, Eva bak, yere oturma diye sana bir tabure yaptım. Vay canına, çok rahatmış. Teşekkürler tek boynuzlu peri. Ben de bu arada sana bunu çizdim. Benim için mi? Çok teşekkür ederim. Sanırım bunu duvara tam buraya asacağım ya da belki şuraya. Bir dakika, bir anda müthiş ilham geldi. Bir tuval alıp üstüne bu şekilde sıcak tutkal sürüyoruz. Yün yapıştırmak için tutkalı böyle kavisli çiziyoruz. Sonra farklı renklerde yünlerle aynı şekilde devam edip yine gökkuşağı motifi oluşturuyoruz. Tuvalin sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Son bir yün parçası daha. İşte tablomuz bitti. Şimdi bunu diğer resimlerinin hemen yanına asabiliriz. Vay canına, kendimi neredeyse müzede gibi hissettim. Bir sürü sanat eserimiz oldu. Çok mutlu oldum gerçekten. Böyle hissetmene çok sevindim. Gerçekten her yer gökkuşağı ile kuşatıldı. Gökkuşağı renklerinde duvarımız ve koltuk çok ayrı bir hava kattı.
Ve tabii sanat eserleri duvarımızla perdemiz de ayrı bir güzellik. Yalnız geriye hala bir duvar kaldı. Of, bu duvarı acaba olduğu gibi mi bıraksak, yoksa bir kere daha tek boynuzlu sihrine mi başvursak? Biraz daha güç kullanalım ve işte oldu. Aa, bu mu yani? Tüh, bundan daha büyük bir şey olmalıydı. Merak etme, ben halledebilirim. Sadece biraz daha güç kullanmam gerekiyor. Tabii ki, sen nasıl diyorsan. İşte sihrin geri kalanı geliyor. Aa, şato şeklinde bir oyun evi. Hep bunlardan bir tane istemişimdir. Peki ama daha işim bitmedi. O yüzden biraz daha sabret lütfen. Sanırım bu büyü biraz daha güç kullanmayı gerektiriyor. Son biraz güç büyü tamamlamak için yeterli olacaktır. Aa, harika. İşte oldu. En başından beri bunu amaçlıyordum. Hadi gir içine. Aa, inanamıyorum. Bana özel bir şato mu yaptın? Üstelik tam benim boyutlarımda. Merhaba Eva, şato nasıl olmuş? Güzel mi? Hadi çık oradan şimdi. İşte geldim ve şatoma bayıldım. Odana gerçekten inanılmaz bir gökkuşağı dönüşümü uyguladık. Öyle oldu gerçekten. Öncesinde çok renksiz ve sıkıcıydı. Sana yardımcı olabildiğime sevindim Eva, ama yapacak bir şey daha var. Şimdi hareketsiz dur öyle. Yok artık. Başımda bir boynuz çıkıyor. Ben de bir tek boynuzluya mı dönüşüyorum? Evet, şimdi aynı benim gibi bir tek boynuzlu olabilirsin. Rüyalarım gerçek oldu. Artık seninle sonsuza kadar boynuzlu kardeşleriz. Tek boynuzlu büyümü bir kullanayım o zaman. Oo, şuna bak. Eva, tek boynuzlu gökkuşağını yaptın. Vay canına. Evet, bunu sen olmadan başaramazdım. Ve buradaki işim artık sona erdi. Bu hayatımın en güzel günüydü. Aa, gitti. Ama onu asla unutmayacağım. Güle güle. Şimdi ne olacak? Ha? Yaratıcılığınızı kullanma zamanı geldi. İşte ilk meydan okumanız. Su damlacı. Aa, gerçekten mi? Evet, iyi eğlenceler. Bekle, ne yapacağımı buldum. Fakat bu nasıl başladığıma bağlı. Buradaki ilham kaynağım da bir su damlası. Şimdi bu şekilde ne yapabilirim? Aa, şu patinsine bak. Hah, işte şimdi oldu. İyi, güçlü bir ana hat gibisi yoktur. Bu şekilde her şey güzel ve dikkat çekici olur. Tıpkı kişiliğim gibi, değil mi? Tamam, bir sonraki adıma geçmek üzereyim. Gölgelendirme. Bunu çok seviyorum. Biraz beyaz onu canlandırabilir. Ne demek istediğimi anladın mı? İşte bitti bak. Islak görünüyorlar. Vay canına, çok güzel. Teşekkürler. Gerçekten ıslak görünüyorlar. Bu da bana bir fikir verdi. Evet, ben harikayım. Bir bakalım. Nasıl olacak? Henüz kimse benimkini görmedi. Aa, çok gizemli. Tamam. Hazır mısın? Ben sanırım harika. Tamamen ıslak görünüyorlar bak. Birine dokunabilir miyim? Hey! Aa, parmağıma yapıştı. Hayır! Seni nasıl kandırdım? Bu kalıcı olmasa iyi olur. İşte. Peki. Kim kazandı? Hayret bir şey. Eserime bakın. Vay canına, bu harikulade. Ya seninki? İşte gördünüz mü? Aa, bu ilginç. İlginç mi? Lexi kazandı. Yaşasın ha. Üzgünüm Leo, ama o kadar da üzgün değilim. Sırada ne var? Ben de bunu sormanı bekliyordum. Matematik. Ha, olamaz. Bu kötü bir şey değil. Hatta aslında bu sanatla ilgili. Anladınız mı? Ha, harika. Oh. Tamam, devam edin. Ha? Bana 5 rakamı mı geldi? Bana da 12 geldi. 5'ten çok daha yüksek. Ha, komik olduğunu mu sanıyorsun? Kaysa ne olur? Çok kabasın. Dur bir dakika. Dinozorum. Ne çizeceğimi buldum. Hem de bunu 5 rakamıyla yapacağım. Şey yani 5 rakamıydı.
Artık o benim küçük canavar arkadaşım. Artık Rakka'mı bile göremiyorsun. Ay, şu küçük ayaklarına bak. Korkunç dişleriyle tezat oluşturuyor. O dişler olmasa böyle kükreyemez. Ama biraz renklendirmeden hiçbir şeye benzemez. Yeşil de tam ona göre bir renk. Vay canına, güzel görünüyorsun dostum. Bu beşe hayat verdim, gördünüz mü? Sakın bana yaklaşma, seni ikiye böleceğim. Ha? İşte. Bu da olmadı. Ha, buldum. Bu 12'yi bir galibe dönüştürelim. Sonunda hepsi birleşecek. Ama birkaç dikkatli çizgiyle farklı bir şey olacak. Ne olduğunu anladın mı? Sana bir ipucu vereyim. O da kükremeyi seviyor. Küçük bir aslan. Benimkinin kırmızı yeleleri var. Korkunç değil mi? Gövdesi de sapsarı. Bacaklarını da unutmayalım. İşte bitti. Çok korkun. Seni yiyeceğim. O küçük şey mi? Korkunç değil ki. Her neyse, kazanan kim? İkisi de harika. Aslan! Evet, başardım. Ve dinozor! İkimiz de mi kazandık? Tamam, hem bu şahane. Başka bir mücadele hazır mısınız? Düşünmeye başlayın. Ve fırçalarınızı hazırlayın. Biz çoktan hazırız. En azından yani ben öyleyim. Burada çok dikkatli olmalıyım. Hatları sert. Ya bu dudaklar? Bu güzel olacak. Bu gerçekçilik işinde bayağı iyiyim. Vay canına, gerçekten ortaya çıkıyor. Çok güzel. Vay canına, ne kadar esnek. Yel değirmeni gibi. Vay canına. Nasıl buldunuz? Gerçekten olağanüstü. Buna inanamıyorum. Az önce göz mü kırptı? Çok güzel değil mi? Bekle bir dakika. Burada ne oluyor? Yoksa... Hayır, bu bir göz yanılması. Bana yalan söyleme. Hayır, yalan söylemiyorum. Bu bir meydan okuma. Biliyorum. Bu çılgıncaydı. Müthiş. Merhaba. Evde kimse var mı? Onu uyandırmalıyım. Olamaz. Uyuyakalmışım. Belli oluyordu. Tamam, Barbie bebek zamanı. Hazır mısınız? Başlayın. Barbie mi? Barbie'ye bayılırım. Ne? Barbie'lerle oynayan bir halim mi var? Peki ama her neyse. Bir şeyler atıştırmak ister misin? Aklıma bir fikir geldi. O ne çiziyor? Neredeyse bitti. Hayır, bir resimin en kötü kabusu. Umarım burada bir tane daha vardır. Ne? Bu da ne? Bu da değil. Spatula mı? Yapıştırıcı mı? Sanırım bununla çalışabilirim. Bir dakika. Bunu kesinlikle kullanabilirim. Evet. Ama önce yapıştırıcı. Saçıyla başlıyoruz. Benim Barbie'min de fazlasıyla gül bir saçı var. Yapıştırıcı sürdüğüme göre kekik serpmenin zamanı geldi. İşte saçımız tamam. Ama biraz ışıltıya ihtiyacı var. Altından daha iyi ne olabilir ki? İşte şimdi oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence kazanan belli oldu. Vay canına. Bir dakika. Ellerim berbat durumda. Belki de bu iyi bir şeydir. İlk olarak sahneyi hazırlayayım. Bol bol renge ihtiyacımız var. Sonra sadece su ekliyorum. Sihrin ortaya çıkmasını izle. Harika, bunu görüyor musun?
Çabuk Barbie atla. Tıpkı kuaförde olduğu gibi. Ama biraz daha tatlı sahne demek istediğimi anlarsın. Vay canına. Evet, merhaba. Gökkuşağı saçı. Muhteşem değil mi? Rengarenk. Ay, bayıldım. Peki hangisi daha iyi? Benimki mi? Ha? Oh, inanılmaz. Bu saç harika. Ya benimki? Gökkuşağının tüm renkleri. Saçında her renk var mı? Vay canına. Lexi seçmek zorundayım. Sen kazandın. Ya yaşasın, başardık. Ha, olamaz. Gerçi güzel olmuş. Acele et, umarım hoşuna gider. Vay canına, pekala. Tamam, ben hazırım. Vay canına, bu bir gökkuşağı, müthiş. Oo, bu çok güzel renkmiş. Bununla başlıyorum. Bu rengi daha büyük fırçayı boyamak için kullanacağım. Daha sonra da maviyle boyayacağım ve sonra yeşili, sarı ve açık maviyle boyayacağım. Bu fırçanın üstüne gökkuşağının bütün renklerini süreceğim ve şimdi sıra boyayı kağıdın üstüne uygulamak. İşe yarıyor, şu renklere bakın. Mükemmel, aynen böyle, iş bitti. Yaşasın, gökkuşakları hoşuma gidiyor. Ah, bu gökkuşağını yapmak neden bu kadar zor? Ne çok renk gerekiyor. Nasıl hemen bitirdin? Of, her neyse. Kendini çok iyi sanıyor. Bir saniye, işin sırrı bu. Ver şunu bana. Hey, neler oluyor? O benim. Kendininkini kullan. Benim fırçamı çalmaya çalışma. Sanat hırsızı seni. O olamaz. Çok yukarı uçtu. Neler oluyor? Sihirli bir şey yapıyor. Vay canına, bu harika bir disko topu. Şu parıltılara bak. Şimdi dans zamanı. Huu, gökkuşağı tiyoları her zaman çok harikadır. Bu iki tek boynuzlu bugün bu törende evlenmeyi kabul etmiştir. Seni seviyorum. Ha, tanrım, bu çok güzel. Eğer kimsenin bir itirazı yoksa yüzüklerinizi takabilirsiniz. Yüzük tabii. Aman tanrım, nerede ki bu? Cebime koyduğumdan eminim. Hey, burada acil bir durum var. Benim yüzüğüm yok. Burada neler oluyor? Ha? Amanın, yüzüğü yok. Bir dakika, ben bir şeyler düşüneceğim. Aha, hayallerimin düğünü mahvoluyor. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Kolyem. Bana bir saniye izin verin. Elimde boncuklarla saç düzleştiricim var. Bu fırın kağıtlarının düzleştiricinin sıcak kısmına geçiriyorum. Güzel. Şimdi boncukları düzleştiricinin kollarına dizip araya sıkıştıracağım. İşte oldu. Boncuklar sıcakta erimeye başladı. İşte oldu. Eriyip yassılaştılar. Şimdi bunları yuvarlayıp yüzük haline getiriyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Şimdi bunu parmaklarıma takacağım. İşte böyle. Çok iyi gidiyor. Her biri parmaklarıma çok iyi uydu. Ben bir dahiyim. Artık bu düğünü kurtarmanın zamanı geldi. Şişt. Al bakalım. Evet, tamam, yakaladım. Vay canına, bu bir gökkuşağı yüzüğü, harika. Tamam, yüzüğü takmaya hazırım. Şimdi şunu parmağına takayım. Seni asla yarı yolda bırakmam. Pekala, artık evlisiniz. Oho. Düğünümüz bir harika. Bu DJ de bayağı iyiymiş. Ah, ne güzel bir gün. Güneş pırıl pırıl ve sıcacık. Bugün harika bir gün olacak. Ne güzel. Ne güzel. Bir kova dolusu patlamış mısır. Kokusu da çok güzel. Acele et. Bu hava kabus gibi. Çok kötü. Bugün çok kötü bir gün oluyor. Ruh halim hiç iyi değil. Vay canına. Bir sakinleşir misin? Patlamış mısırlarım etrafa saçıldı. Hadi al biraz şundan. Vay, demek o derece. Ne yapabilirim? Buldum. Seni bir muayene etmek için doktorluk becerilerimi kullanayım. Şaka mı bu? Sen gerçek doktor değilsin ki. Bana yardım etmek için yapabileceğin bir şey yok. Moralim bozuk. Senin kalbin kırık. Ne kötü. Seni neşelendirmem lazım. Hadi mutlu ol. Burada neler varmış? Bonibon. Bir saniye. Sanırım şu an çok iyi bir planım var. Şimdi planıma patlatmalık mısır taneleriyle başlamam gerekiyor. Bu kadar yeter. Bunların içine biraz da bonibon dökeceğim. Tamam, güzel. Şimdi tencerenin kapağını kapatıp biraz ısıtacağım. Şekerlemeler erimeye ve mısır taneleri patlamaya başladı. Pekala, bir bakalım. İşte harika bir patlamış mısır oldu. Bu herkesi mutlu eder. Hey, bak, sana özel patlamış mısır yaptım. Bu nedir? Bunu nasıl yaptın? Çok iyi kokuyor. Pekala, bir tadına bakayım. Uf, bu ne? Vay canına. Ağzımda sanki bir gökkuşağı var. Kalbim şu an çok daha mutlu. bunun işe yarayacağını biliyordum. Onun için çok mutluyum.
Aman tanrım. Bu dans yarışması yüzünden çok huzursuzum. Hey, zamanımız daralıyor. Sıradaki gelsin. Hadi sen başarırsın. Yapabileceğinden eminim. İyi şanslar. Pekala. Hazırım. Hadi bakalım. İşte dans ediyorum. Donup kalmıyorum ya da hata yapmıyorum. Vay canına, çok iyi dans ediyor. Evet, başardın. Oo, umarım hoşunuza gitmiştir. Tamam tamam, çok iyi iş başardın. Finallere kaldın. Yaşasın, buna inanamıyorum. Başardım. Başardın, aynen düşündüğüm gibi. Teşekkürler. Pekala, işte ben geldim. Hadi hadi, bunu başarabilirsin. Pekala, ona şimdi bu figürü göstereceğim. Ve sonra bunu. Evet, büyük bitiş hareketi ve tada. Oh, hiç güzel değildi. Evet, lütfen sahneyi terk et. Of, olmadı. Olamaz. Hadi ama ağlama, çok iyiydin. Ya ben berbat bir dansçıyım. Hayır, böyle konuşma. Tekrar deneyeceğiz. Şimdi üstünü başını biraz düzeltelim. Hey, bence bayağı iyi oldun. Ama beni aynen kendin gibi giydirdin. Haklısın. Sanırım sana bir şey daha lazım. Saçlarına bir şey yapmamız lazım. Oh, anladım. Evet, tamam hadi o zaman. Bu mavi tebeşirle başlayacağız. Ucunu biraz ıslatalım. Şimdi bunu saçlarının ucuna süreceğiz. Vay canına, harika oluyor. Sen muhteşemsin. Çok güzel. Gökkuşağı saçlarını yapmanın bu kadar kolay olduğunu kim bilirdi ki? Tamam, yeni görünümümle bir kez daha denemeye hazırım. Oh, vay canına. Şuna bakın, çok iyi dans ediyor. Görünümüne de bayıldım. Pekala, bir sonraki tura kaldın. Yaşasın, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Oh, aman tanrım, şuraya bak, işte geliyor. Bu tarafa bakıyor. Selam. Oh, bana neredeyse hiç bakmadı. O buraya mı bakıyor? Bakmıyor mu? Güzel. Bir dakika, benim bir fikrim var. Hey, buraya gel. Şimdi planımı iyi dinle. Oh, vay canına, tamam hadi yapalım. Sonuna kadar varım. Pekala, şimdi böyle başlıyoruz. Böyle bir plastik kalp şeklinde kalıba ihtiyacımız var. Şimdi bunu bu kırmızı renkle dolduruyoruz. Sonra bunun üstüne pembe döküyoruz. Çok iyi görünmeye başladı. Şimdi de üstüne sarı ekliyoruz. Sonra üstüne yine pembe döküyoruz. Ve sırada mavi var. Bayıldım. Bir kat daha ve sonra bu yeşili döküyoruz. Artık kalıp tamamen doldu. Şimdi sertleşmeye bırakıyoruz. Pekala, şimdi bir tabağa ihtiyacım var. Sonra bunu ters çeviriyoruz. Ve sonra dolguyu kalıptan çıkarıyoruz. Şu katmanlara bak, çok güzel görünüyor. Tamam, kalbim hazır. Çok heyecanlıyım. Ama bir denemem lazım. Tamam, bugün artık harekete geçmem lazım. Of, çok heyecanlım. Hayır, uzaklaşma ondan. Selam, ben bunu senin için yaptım. Nasıl yani? Sen de mi bana bir kalp yaptın? Buna inanamıyorum. Aa, onların adına çok mutlu oldum şimdi. Hey, ne haber? Vay canına, saçına bak. Saçlarına yaptığın şeye bayıldım. Ha? Orada ne yapıyor? Hey, bakın, yeni bir kaykay aldım. Nasıl yani? Benim yerim onunla ilgileniyor. O zaman bir tek boynuzlu büyüsü uygulayayım. Evet, teşekkürler, kendim süsledim. Vay canına. Oo, kaykayıma ne oldu şimdi? Evet, çok iyi işe yaradı. Artık onunla ilgilenmiyor. Oo, demek o yaptı. Bu kapışma demektir. Ona gününü göstereceğim. Bu sefer kaykayımı daha da güzel süsleyeceğim. Kırmızıyla başladım ama tek renk bu olmayacak. Evet, şimdi harika görünüyor. Ama şimdi başka bir şeye daha ihtiyacım var. Buna biraz tıraş köpüğü ekleyeceğim. Bu çok güzel olacak. Tamam, bu yeter. Şimdi sırada siyah sprey boya var. Şimdi bütün kaykayı siyahla kaplayacağım. Sonra da köpüğü suyla durulayacağım. Su bütün köpüğü götürecek. İşte tertemiz oldu. Kaykayımın işi bitmiştir. Hey, kaykayın nasıl olmuş? Yok artık, bunu nasıl yaptın? Bye. Çok acayip olmuş, süper.
Hey, şuna bakın. Bu el mi? Popit'ten yapılmış kıyafeti nereden bulmuş? Hoşunuza gitti mi? Türünün tek örneği. Bunlarla neler yapabileceğinizi öğrenmek için izlemeye devam edin. Çok iyi. Gerçekten bir şeye benzemeye başladı. Ve bitti. Etrafı da fena kirlettim bu arada. Bunu koyabileceğim bir yer var mı acaba? Oraya olmaz. Burası bir süreliğine idare eder. Umarım boya çıkıyordur. Oo, çok güzel olmuş. Ayrıntılar müthiş. Ama belki biraz daha renkli olabilirdi. Evet, aynen öyle. Şu an o sandalyeye mi oturdunuz yoksa? Sandalyeler bunun içindir zaten şapşal. Ah olamaz, bunun burada ne işi var? Bu etek yeniydi üstelik. Onu baştan uyarmalıydım. Şimdi yeni bir palete ihtiyacım var. Bir dakika, şuna bak. Bu işimi gayet güzel görebilir. Sorun çözüldü. Bu müthiş olmuş Matt. Bu benim popitim mi? Her şeyin gayet güzel, temiz ve düzenli kalmasını sağlıyor. Gördünüz mü? İşte oldu. Filme yetişmek istiyorsam acele etsem iyi olur. Bu sabun çok güzel kokuyor. Aa, ama çok kaygan. Hadi ama dur yerinde. Şunun nasıl hareket ettiğine bak. Rafa da çarptı. Pardon. Nereye gidiyor bu ya? O sabun muydu? Neydi o? Bu da ne? Tuvaletten buraya mı gelmiş? Senin sorunun nedir Ellie? Pardon. Çok sağ ol. Bir dakika. Bunu düzeltmenin bir yolunu biliyorum. Teşekkürler. Hey! Güven bana. Önce bütün kabartılara bas. Bu bittiğinde sabunu erit. Şimdi bunu popitin içine dök. Bütün bölümlerini doldur. Ve 1-2 saat sonra sabun katılaşacaktır. Şimdi sabunu kolayca elinde tutabilirsin. Çok iyi değil mi? Matt, yakala! Sen ne yaptın? Sabunu kolay tutulabilir hale getirdim. Artık elimden kayıp gitmiyor. Bir bakayım. Hoşuma gitti. Her şey sırayla. Bu nasıl bu kadar kirlenmiş? Boşlukların yarısı da aşınıp gitmiş. Artık bunu kullanamam. Doktor! Birini daha mı aşındırdın? Evet, bu mahvolmuş. Neden bunu kullanmıyorsun? Bu işleri daha ilginç kılıyor. Bu çok korkunç görünüyor. Bana yardım etmeniz lazım. Evet, yapabileceğim bir şey var. Bunları patlatmak ister misin? Eskiden biz bunları kullanırdık. Buna bayılacaksın. Şöyle ser, sonra sevdiğin renklerdeki boyaları... Baloncukları boyamak için kullan. Keyifli değil mi? Şaşırtıcı. Ders de çevirebilirim. Hadi başlat patlatmaya. Harika bir şey bu. Kolay bir geçiş oldu. Biraz yorgun gibi. Ve biri daha ömrünün sonuna geldi. Teşekkürler doktor. Uyumamam lazım. Sonunda çaldı. Kendime gelmem için bir tane çiğnemem gerek. Çok komik. Bu videoyu görmen lazım. Evet, o çocuk bayağı tuhaf. Pardon. Çiğnenmiş sakız midemi bulandırır. Hemen gözünün önünden kaldırıyorum. Bunu buradan nasıl çıkaracağım? Bu kötü fikir.
Poppet'im, tabii ya. İlk önce birkaç şey yapmam lazım. Böyle kalp şeklinde kes. Defteri aç. Ve kapağının içine sıcak tutkal sür. Tutkalı kenar boyunca sür. Çok iyi. Şimdi pırıltılı kağıdı üstüne koy. Sonra defteri kapat. Şimdi sıra en son adımda. Kalbin içine bir sürü tutkal sür. Sonra Poppet'i bunun üstüne yapıştır. Yaşasın Matt. Yeni ve güzelleşmiş defterine bak. Patlatacak mıyım şimdi bunları? Bu çok eğlenceliymiş. Teşekkürler. Abur cubur zamanı geldi. Ama nerede atıştırmalıklar? Acaba burada mı? Bunun içi tamamen boşmuş. Bingo! Bahsettiğim şey işte bu. Ve hepsi benim. Kim ambalajları böyle biriktirir ki? Fena oldu bu. Burası ne dağınık. Hiçbir şey olması gereken yerde değil. Eşyaları yerine koymaya alerjin mi var senin? Oo, hiç şeker kalmamış demek. Sana bir sır vereceğim. İzliyor musun? Poppet'i masaya koy. Sonra çukurlara şeker koy. Sıra gıda boyasında. Güzel görünüyor, değil mi? Böyle devam ediyoruz. Bir sonraki renk lütfen. Her bir sırayı farklı renkte boyayabilirsin. Sonra neredeyse işin bitiyor. Önce ısıtıp sonra dondur. Şu anda hepsi katılaştı. Ev yapımı şeker oldu, gördün mü? Dur bakalım. Bunları yerinden fırlatmak en eğlenceli kısmı. Dene bir tanesini. Teşekkürler. Çok tatlı. Biraz temizliğe ne dersin? Evet, bunu yapabilirim. Sonuçta bunu sana borçluyum. Evet, daha hızlı. Hadi. Pardon. O elindeki telefon mu? Benim sınıfımda olmaz. Şu an bakmıyor. Hey! Biliyorum, telefona izin yok. Ama oyunu da kazanıyordum. O kadar eğlenceli değil. Şimdi ders mi yapmam lazım yani? Bir dakika. İşte bu. Çık çık. Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Neredeyse bitti. Tada! Öğretmen beni şimdi yakalasın da görelim. Ciddi olamazsın. Bu sadece Poppet. Bunlarla oynamaya izin var. Bunu göreceğiz. Bunları hep denemek istemişimdir. Çok rahatlatıcı. Tamam o zaman ufaklık. Kesin kazanacağım. Sıcak bir günde soğuk kola gibisi yoktur. Ha? Neler oluyor? Bu bardakta bir dakika önce hiç delik falan yoktu. Bir dakika. Seni oyuna getirdim ezik. Bunu ödeyeceksin Mandy. Evet, bu nereden çıktı şimdi? Oh, oh ne güzel kokuyor. Bunu ben alsam? Çok iyiymiş. Hey, neler oluyor? O karpuz benim içinde. Sanırım çok ağır kaldın. Bazen hayatı çok zorlaştırıyorsun. Ama ara sıra da eğlenmek de gerekir. Ortadan böyle ayırıp kaşıkla iki çukur aç. Sonra buralara birkaç tane kürdan batır. Benim karpuzumu mu yemek istiyor? İçinde fare olan bir dilim yemek ister miymiş bir bakalım. Orada iyi eğlenceler küçük dostum.
Süper oldu. Hadi bakalım. Yine karpuzu masada başıboş bıraktı şapşalcık. Bunun acını çok fena alacağım Jack. Hey! Bak bende ne var? Kimse yok mu? Niye telefonuna cevap vermiyor? Jack? Uyuyor muymuş? Üf! Hey! Hey! Yaşıyor musun sen? O krem şanti mi yoksa? Sana şöyle bir hoşluk yapayım. Birazcık şuraya. Gıdıklan şimdi biraz bakalım. Neler oluyor? Krem şantiyi mi? Gösteriye gidecektik, hatırladın mı? Bana 10 dakika ver o zaman. Bana su verir misin lütfen? Tabii ki Jack. Susamış demek. Büyük bir bardak su gibisi yoktur. Klimayı açsana, burası çok sıcak. Tamam, okey. Bana bir sandviç yapmak ister misin? Dondum, klimayı kapat. Kimse bana böyle emirler yağdırıp duramaz. Evet. Bu ona dersini verir. Hey. Bu sefer kapşonunu tamamen doldurayım da görsün. Hey, bana bir kola getir. Senin katılman gereken bir toplantın yok muydu? Evet, iyi ki hatırlattın. Bunu üstünden temizlemek için 5 kere duş almam gerekecek. Gözlerimi dinlendirmek için bir dakika kestirsem iyi olacak. Merhaba kalem. Süper. Şu an aklından acaba neler geçiyor? Demek rüya görüyorsun. Bu biraz eğlenmenin zamanı gelmiş demektir. Sakın uyanma. Şu kıpırdanmayı bir kesse. Avucu yukarıya mı bakıyor? Bana sanki bir hediye veriyormuş gibi görünüyor. Bir dakika, buldum. Seni uyandırmak için kan izinden daha iyi bir şey olamaz. Sanırım bu iş görür. Tutkal yaraya istenen kıvamı verecektir. İyi görünüyor. Patates kızartması. Aslında bu sahte yaranın görüntüsünü biraz abartalım. Ketçapla tabii ki.
Bu çok acayip bir şaka olacak. Bu da ne? Elime ne olmuş? Bak elime ne olmuş? Yarı komik değil de Jake. Bir dakika Jake. Of, her neyse sana kızgın değilim artık. İtiraf etmem gerekirse bu güzel bir şakaydı. Omuzun birleştiği yerde. Kızlar, bu kadar komik olan ne? Resimlerinizi göstermek ister misiniz? Peki. Ben güneş resmi yaptım. Jennifer, şu korkunç köpek balığıma bakın. Sanırım iyi. Bu ödevde istenmemişti. Çok mu yaratıcı olduğunuzu düşünüyorsunuz? Size çizecek bir şey vereceğim. Burası da neresi? Resim meydan okumasına hoş geldiniz kızlar. Hiçbir tek boynuzlu atı bu kadar yakından görmüş müydünüz? Şimdi gördük. Bu tek ilham kaynağımız. Kalemim nerede? Nasıl resim yapacağız? Alışılmışın dışında düşünmemiz gerek. Resim kutusu işte budur. Şunu kocaman açalım hele. Evet, işte budur. Vay canına, ben de bunu kullanabilir miyim? Aha tabii, sonuçta en iyi arkadaşlarız değil mi? Al. Beyazla ne yapayım? Bunun üstünde görünmüyor bile. Benim sorunum değil, değil mi? Of ya, şimdi ne yapacağım? Yardım etsem mi? Al bakalım. Bunlar da nereden geldi? Tamam mı canım? Şimdi gerçekten işe koyulabilirim. Bir dakika, buldum. Çok gizli bir tasarımla başlayacağım. Göremeyeceksin bile. Yani en azından şimdilik. Boya üstünü boyamıyor. Yani boyadıkça resim ortaya çıkmaya başlıyor. Tada! Bir tek boynuzlu at gördün mü? Ama her türlü şey çizebilirsin. Seçenekler sonsuz. Elinizdekileri bırakın. Beğendiniz mi? Neredeyse tamam. Ya Ashley'ninki? Bu nasıl mümkün olabilir? Ona beyaz bir mum boya vermiştim. Pekala sevgili Teba'm. Bu tacı görür görmez hemen konuşmayı kessin. Ne kadar parlak. Bunu çiziyorsunuz. Bu çantada keklik. Taç çizmek çok kolay. Maymun bile yapar. Gerçekten mi? Sana bunun aslında nasıl yapıldığını göstereyim. Bütün olay küçük detaylarda. Şimdi de değerli taşlara geçiyoruz. Yakut kırmızısı geliyor. Ama işe biraz gerçeklik katabilirim. Neyse ki bu olmadan hiçbir yere gitmem. Mükemmel ama biraz sim iyi olur. Altın renkli sim tabii. Merak etme, bir planım var. Hadi bakalım. Önce sen. Pekala. Ne düşünüyorsun? Çok güzel. Onu takabilirsin. Bunu nasıl yaptınız? Bayıldım. Şimdi sıra seninkinde Ashley. İşte benim tacım. Pek etkileyici değil. Ama bu sana yardımcı olur. Beğendin mi? Bilemedim. Şimdi buna hazır mısınız kızlar? AirPods'lar devasa. Hey, bu haksızlık. Şimdi bununla mı çizeceğim yani? Azar zor tutuyorum zaten.
bu çok saçma. Ben başlamaya hazırım. Bu mükemmel. Küçük bir sabotajın tam zamanı. Yoksa sabuntaj mı desem? Şimdi bunun üzerine çiz de görelim. Ortadan başlıyorum. Aa, bu çok tuhaf. Kalemimde bir sorun mu var? Aa, bilmem ki. Tuhaf. Süre doldu. Aa, bir dakika daha. Süre doldu dedim. Yaptıklarınızı gösterin bakalım. Oh, peki. Seninkini görelim Jennifer. Güzel. Ama sabun getirdiğini görüyorum. Bu da demektir ki diskalifiye oldun. Aa, demek sendin. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ne gıcıksın. En azından temiz. Sanırım kulaklıkları Ashley alıyor. Ah, inanamıyorum. Sesim müthiş. Bunları patlatmak çok eğlenceli. Bunun resmini yapmaya ne dersiniz? Popiklere bayılırım. Tamam. Can renkli şeritler çiziyor. Ama ben bundan daha yaratıcı olabilirim. Şunu ödünç alayım. Önce bir bant yapıştır. Sonra boyaları bu şekilde biraz sık. Sonra da eğlenceli bir desen oluşturmak için tarağı kullan. Bu renkleri gerçekten de bir araya getiriyor. Fırçayla çizmekten çok daha ilginç. Ve bantı da çıkarınca kenarları tertemiz oluyor. Ne demek istediğimi anladın mı? Aa, canına, gerçekten de işe yaradı. Tarağım, ona ne yapmışsın? O benim. Pardon. Çok ayıp. Şeker versen barışır mıyız? Hiç sanmıyorum. Bir dakika. Pekala, ver bakalım. Bu çok ilginç olacak. Mor en sevdiğim. Seni el üste koyalım. Şimdi gerçekten canlanmaya başladı. Ve gerçekten de popit gibi görünüyor. Güzel. Hadi gösterin. İşte. Ha, bayağı hoşmuş. Ama Jennifer'ınki? Bu gerçekten muhteşem. Ve kazanan? Vay. Popit mevsim olduğunu bilmiyordum. Hem gazlı hem de 3 boyutlu kalemlerim elimde. Şimdi planıma gazlı kalemin çevresine daireler çizerek başlıyorum. Tamam işte oldu. Şimdi bunu çekip üstünden alabilirim. Sonra bunun üzerine böyle bir ilmek çiziyorum. Şimdi bu ilmeğin içindeki boşluğu dolduracağım. İleri geri hareketlerle içini dolduruyorum. Pekala, bununla işim bitti. Şimdi daha önce yaptığım parçaları getirip yanlara tutturuyorum. Şimdi biraz sarıya ihtiyacım var. Harfimi bu sarı 3 boyutlu mürekkeple çizeceğim. Sonra da bu küçük şapkayı tam başımın üstüne koyacağım. Artık hazır, sopayı salla, dikkat! Uf! Bu da ne? Hey, sen ne yapıyorsun? Olamaz. Tam başına attım. Ben en iyisi bu şapkayı ördeğimin kafasına takayım. Evet, ben değildim. O yaptı. Bugün pek hareketli değil. Şöyle güzel tarzı olan bir saç kesimi için gelmiştim. Tabii ki size yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum. Lütfen şöyle oturun. Teşekkürler, öyle yapayım. Bugün hava nasıl dışarıda? Hala sıcak mı? Pekala, bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Biraz uçlardan alınmasını istiyorum. Kırıkları kesip biraz kısaltın. Tabii ki, hemen. Bunu kesinlikle yapabilirim. Yalnız sandalyenizi ayarlamam gerekiyor. Biraz daha, birazcık daha, az bir şey daha. Pekala, artık başlamaya hazırım. Saçlarınız çok güzel. İyi baktığınız belli oluyor. Saçınız burada dolanmış gibi görünüyor. Orada neler oluyor? Niye durdunuz? Sorun yok. Siz hiç endişelenmeyin, her şey kontrolüm altında. Aman tanrım. Tarak tam ortadan ikiye ayrıldı.
Aa, yüzünüzün o hali nedir? Hiçbir şey. Bağırsaklarımda biraz sorun var da. Şimdi ne yapacağım? Bu en iyi tarağımdı. Bir dakika. Tabii ya. Benim sadık ve güvenilir 3 boyutlu kalemim var. O bu sorunu halleder. Elimde tarağın bir çizimi var. Bunun içini 3 boyutlu kalemimle en sevdiğim pembe renkte dolduracağım. Şu ana kadar gayet iyi gitti. İşte oldu bu tarağın ön tarafı. Şimdi sıra tutma yerinde. Onun için bu açık yeşil rengi kullanacağım. Bu çok güzel bir renk. Bunu fazla kullanma şansım olmuyor. Ve şimdi yeni bir tarak yaptığıma göre daha güzel olmasını sağlayabilirim. Bu kısmını bitirdikten sonra birkaç çiçek de yapacağım. Tamam, neredeyse ve şimdi bitti. İşte yeni tarağım. Ah, uyuyakalmış. Sanırım acele edip işimi bitirsem iyi olacak. Tekrar saçını taramaya devam edeceğim. Ah pardon, biraz uyumuşum. Tamam, bu düzeyinde sonuna geldim sayılır. Hadi bakalım, son hazine koşusu başlasın. Bunu başarabilirim. Bu orada ne yapıyor? Heyecan içinde. Bu kuleyi kazanmaya çok yakınım. Ben de bir deneyebilir miyim? Ha? Yok, olmaz. Şu an ben oynuyorum. Lütfen. Sana olmaz dedim ya. Şu an ben oynuyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Sana hayır dedim. İyi o zaman. Bu kadar kötü olmak zorunda değilsin ama. İçeceğim de bitmiş. Harika. Dinle, gözüm üstünde oyunuma sakın dokunma. Bizim üstünde oyunuma dokunma. Ne dırdırcı ya. Pekala, işte gitti. Fırsat bu fırsat. Oyunu böyle tek başına bırakmamalıydı. Bu oyunda harika olduğunu düşünüyor ama ona göstereceğim. Evet, bu oyunda bir harikayım. Benim yarım kadar bile iyi değil. Al bakalım. Bunu da al. Bu harekete ne dersin? Oh, olamaz. Bardağını yere düşürdüm. Uf, düştü işte. Şimdi yandım. Olamaz. Paramparça oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Oyununu oynadığımı hemen anlayacak. Bir saniye. Aklıma bir fikir geldi. Pekala bardak, sen benimle geliyorsun. Bu 3 boyutlu kalemi kullanacağım. Bu bütün sorunlarımı çözecek. Bu kırık parçanın kenarlarını çiziyorum. Tamam, şu ana kadar gayet iyi gitti. Böyle devam etmem lazım. Şimdi kırığın üst kısmına geçiyorum. Böyle ileri geri hareketlerle boşluğu dolduracağım. Bu dikiş dikmek gibi bir şey. Ya da yama yapmak gibi ama buraya bir sürü çizgi gerekecek. Şimdilik kusursuz olmasına da gerek yok. Temeli oluşturacak çizgileri çizmek daha önemli. Tamam, neredeyse bitti ve işte oldu. Sanırım gayet güzel tamir ettim bardağı. Bu zaten elinden gelenin en iyisi. Aa, olamaz. İşte geri geliyor. Buradan hemen kalkmam lazım. Hemen koltuğuma oturayım. Son anda. Şüpheli görünüyorsun. Gözüm hala üstünde. Burada sanki doğru olmayan bir şeyler var. Bir şeyler kaçırmışım gibi geliyor. Her neyse. Sanırım bir şey yok. Pekala, şimdi bardağımı tekrar doldurayım. Bu seviyeyi geçmek için sıvı almaya devam etmem lazım. Çok güzel. Fark edecek mi acaba? Bir dakika, benim bardağıma neler olmuş böyle? Her neyse, onun konuyla bir alakası yok sanırım. Önemli değil, ben oyunuma döneyim. Etrafın tozunu aldığın için teşekkürler Bay Brokoli. Ha, ne? Aha, rüya görüyormuşum. Acaba saat kaç oldu? Telefonuma bir baksam iyi olacak. Aha, telefonum! Olamaz! Aha, yere çok fena çarptı. Hayır, 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 hayır. Kırılmış. Aman tanrım. Başıma gelebilecek en kötü şey. Aa, bir kabusun içindeyim. Neler oldu? Ben neredeyim? Tamam. Telefonum. Hey, beni düşürdüğün yerdeyim. Hatırladın mı? Selam. Bu bir kabus. Aman tanrım. Bu da diğer bir kabusmuş. Bir dakika. Telefonum. Telefonum yerde değil. Ait olduğu yerde şu an. Ama acayip aklım gitti. Bunun olmasına izin veremem. Bunun için ne kullanacağımı biliyorum. 3 boyutlu kalemimi alıp bir şeyler yapmam lazım. Hoşuma gittiği için bu mor renkli mürekkebi alacağım ve telefonumun kılıfını boyamaya başlayacağım. Böyle yukarıdan aşağı zigzaklar çizip aşağıya doğru devam edeceğim. Bu boşluğu doldurmak için bir sürü 3 boyutlu mürekkep kullanmam gerekiyor. Tamam, üst tarafı bitirdiğime göre şimdi sıra yanlarda. Yan taraflarında iyice kaplandığına dikkat etmeliyim. İşte oldu. Kılıfın üstünü tamamen kapladım. Elimden kaydı. Sorun yok. Hiç kırılmadım. Aman tanrım, çok endişelenmiştim. Ama yeni kılıf çok iyi işe yaradı. Pekala, şimdi uykuma devam edebilirim. Hayır, bu olmaz. Bu iş böyle olmayacak. Asla olmaz. Bu tam bir felaket. Gardırobumun tamamı felaket. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Burada neler oluyor? Of. Yiyecek hiçbir şeyim yok. Sen neden bahsediyorsun? Şu kıyafetlere bak. Jack benimle çıkmak istiyor.
Aa, Jake mi? Aman tanrım, şimdi ne yapacağız? Bu gömlek belki iş görür. Ne diyorsun? Yoksa bu kırmızı elbiseyi mi giysem? Abartılı kaçmasın. Bunun en iyisi olduğundan pek emin değilim. Bir dakika, çok dahice bir fikrim var. Bu bluzumun olduğunu unutmuşum. Ama hiç buna yakışan takım yok. Bir dakika, sanırım bu konuda ne yapabileceğini biliyorum. Ha? Anlamadım. Bir dakika, baba çok akıllısın. Eminim burada bir şeylerim vardır. Hayır, hiçbir şey yok. Çok ümitsiz bir durum. Bu en kötü randevum olacak. İptal etsem daha iyi olacak. Bu konuda yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Bir çift küpem olmadan dışarı çıkamam. Asla olmaz. Ne yapabileceğimden emin değilim. Ama bir dakika. Bu boyun yastığı ve 3 boyutlu kalemim. Tatlım, sanırım çözümü buldum. Aman tanrım, sanırım haklısın. Bende bir karpuz diliminin çizimi var. Şimdi bunun kenarlarını çizeceğim. Sınırlarını çizmek için bu siyah mürekkebi kullanacağım. Bununla bütün kenarlarını çiziyorum. Ve şimdi de sıra iç çizgilerinde. Evet, hiç fena görünmüyor. Ama daha işim bitmedi. Böyle devam etmem lazım. Şimdi içini kırmızı karpuz renginde dolduracağım. Kenarını da kırmızı yapmayı unutmayayım. İşte böyle sonuna kadar devam ediyorum. Sıra kabuğunda. Bu yeşil iyi bir seçim. Çok eğlenceli. Bunu daha sık yapmalıyım. Ama burası için daha koyu yeşil renge ihtiyacım var. Karpuzun çekirdekleri için de siyah rengi kullanacağım. Kırmızı bölüme birkaç tane yeter. Tamam, sanırım buraya da bir iki tane lazım. İşte bitti. Çok güzel görünüyor. Bayıldım. Ve tabii bunun gibi bir tane daha yapıp çengellerini takmam lazım. Yaşasın. Bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Bunlara kesinlikle bayıldım. Şimdi bir deneyeyim. Güzel görünüyorlar değil mi? Çok hoş. Sana çok teşekkür ederim babacığım. Bu zekice fikrin gerçekten işe yaradı. Pekala, o zaman Jake'le olan randevuma artık çıkabilirim. Tamam canım, sana iyi eğlenceler. Şimdi benim boyun yastığım neredeymiş? İşte buradaymış. Böyle daha iyi. Bir dakika. Bu ne? Bir fotoğraf. Şuna bak. Kızım harika vakit geçiriyor. Çok iyi. Merhaba. Bilim gösterimize hoş geldiniz. Bu bayağı hoş bir şey. Aynen. Bunları karıştıralım mı? Evet. Ne yapacak? Bu iyi bir fikir mi? Aman tanrım. Vay canına, biz nereye geldik? Hadi öğrenelim. Bunu görüyor musunuz? Bu mıknatısları suyla birlikte kullansam sizce ne olur? Suyla mıknatıs? Ne olmuş? Bir fikrin var mı? Bir deneyelim bakalım. Birazdan fırtına kopacak arkadaşlar. Sen öyle diyorsan Jake. Emin misin? Evet, evet. Şöyle deneyelim bir de. Hadi ama. Sanırım işe yaramıyor. Of ya. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Hey, elini karşı tarafa koy. Peki. Şimdi ne olacağını görelim, olur mu? Sanırım bir şeyler oluyor. Mıknatıslar suyu aşağı çekiyor. Şuna bir bak. İnanamıyorum. Oluyor. Mıknatısların suyu hareket ettirebildiğini bilmiyordum. Peki bu kusursuz fırtınaya ne dersin? Çok iyi. Aha. Çok da zor değilmiş değil mi? Aynen. Bütün bunların suyla alakalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Şimdi aklımızı biraz sulandırma zamanı. Bunları bir araya getirirseniz ne olur? Ne yapmamız gerekiyormuş? Sanırım bunu bizim bulmamız gerekiyor. Burada büyük şişeler var. Bu zor görünüyor. Peki buna ne diyorsun?
Bilmiyorum. Oh, vay canına, çok yumuşakmış. Merhaba. Bunun yararı oldu mu? Pek değil. Bir dakika, bana bir şişe ver. Tamam. İlk olarak bu topları bunun içine dökeceğim. Sanki gökkuşağı yağıyor gibi görünüyor. Ne? Tamam. Şimdi şişelerin içine biraz su koyalım. Tamam. Dikkatli ol, dışarı dökülmesin. Kesinlikle bir şeyler oluyor. İşte oldu. Kartımı alıyorum. Sonra kartımı bunun üstüne koyuyorum. Ve şişeyi baş aşağı çeviriyorum. Elim bayağı yatkın bu işe. Vay canına. Peki sonra ne olacak? Şimdi sihir zamanı. Hadi bakalım. Evet. Planım işe yaradı. Gördün mü? Vay canına. Toplar sanki dans ediyor gibi görünüyor. Buna inanamıyorum. Müthiş. Değil mi? Vay canına. Şimdi balıkla sanatı bir araya getirelim. Sorusu olan... buldum. Ne yapacaksın? Güven bana. Bunlar umarım yıkanabilirdir Jake. İşte. Yüzüm gıdıklanıyor. Belki bunu da yaparsam. Evet. İyi görünüyorsun. Ver şunu. Vay canına Jake. Bu harika olmuş. Evet, biz yaptık işte. Sizin neyiniz var? Her neyse. Peki, ne o zaman? O halde oraya gitmeye ne dersiniz? Nereye geldik? Sanırım burası bir banyo. Jake, ne yapacağımı biliyorum. Ver şunu. Bu balığın lavaboda olması lazım. Bunun da. Şimdi bak. Bu balıklar yüzmeyi hak ediyorlar. Sence de öyle değil mi? Vay canına, bu çok eğlenceliymiş değil mi? Aynen, inanılmaz. Peki kurbağa larvalarına ne dersin? Aslında daha önce hiç kurbağa larvası çizmemiştim, biliyor musun? Şimdi yüzme zamanı ufaklıklar. Bak nasıl yüzüyorlar. Bu çok eğlenceli. Evet, bilim harika bir şey. Bunun kafanızı biraz çalıştırması gerek. Bu sorunun cevabını biliyor musunuz? Hiçbir fikrim yok. Sanırım benim bir fikrim var. Görelim bakalım. Bak. Cidden mi? Bu işe yaramıyor. İyi denemeydi Chloe. Buldum. Bu şekilde yap. Bu kalemi görüyor musun? İçindeki mürekkebi böyle çıkar. Sonra çubuğu böyle üfle. Yeşil mürekkebin damladığını görüyor musun? Sonra sevdiğin saç maskesini alıp mürekkebin içine kat. İyice karıştırmayı unutma. Şu harika renge bak. Şimdi deneyelim mi? Peki. Bu tutama yeşil maskeyi sür.
Sonra üstünü folyo ile sar. Şimdi başka bir tutamı mora boya. Hepsi bu mu? Hayır, bir süre böyle bekle. Peki. Sanırım artık hazır. Ha, gerçekten mi? Süper. Evet, bu müthiş işe yaradı. Çok güzel rengi çıkmış. Dadan, görmek ister misin? Bir dakika. Vay canına. Gökkuşağı prensesi gibi olmuşum. Aa, çok harika görünüyor. Bunu yapıp para kazanabilirsin. Belki. Uf. Birkaç yudum almak istiyorum. Uf, yine mi? Bu şeyi kapamanın başka bir yolunu biliyor musunuz? Başlayın. Bu ilginçmiş. Bu peçeteyi alsam. Buldum, bu peçeteyi rulo yapmamız lazım. Peçeteyi masanın üstüne koy. Katla, sonra ufak bir dürüm gibi sar. Gördün mü? İşte kapağımız hazır. İşte bu. Çok kolay Chloe. Pek işe yarayacak gibi durmuyor. Bak. Baş aşağı çevirdiğim anda kola dökülüyor. Gördün mü? İşe yaramıyor. Hey, ortalığı batırdın. Şunu bir daha deneyelim. Şişeyi ağzına kadar doldurman lazım. En ucuna kadar doldur. Peçeteyi şişenin üstüne koy. Aa, emin misin? Evet. Bak şimdi. Hiç fena değil. Bak şimdi oldu. Al yakından bak. Peki. Bunu yapman şart mıydı? Tabii ki. Peki. Aslında çok akıllıca ve eğlenceliydi. Hadi başlayalım. Hadi çevirelim çarkı. Nerede duracak acaba? Bir gökkuşağı mı? Oo, sabredemiyorum. Aa, o da nereden çıktı? Bir sürü popit var burada. Vay, Sera şuna bak. Vay canına, çok şanslısın. Bu kadarcık mı? Bana sadece bir zil mi çıktı? Peki, çalayım bari. Yok artık. Dans eden bir tek boynuzlu at bu. Bayıldım. Teşekkürler sayın tek boynuzlu at. Güle güle. Tek boynuzlu at gevreği. Leziz. İşte bu güzel görünüyor. Hadi başlayalım. Vay, daha önce hiç bu kadar fazla popit görmemiştim. Bu çok eğlenceli olacak. Hiç sonu gelmiyor. Dahası da var. Şunu görüyor musun? Geri doldu. Bunların hepsini patlatmak ne kadar sürecek merak ediyorum. Bu çok harika. Tamam, benim sıram. Neyse ki yanımda hep bir kase ve bir bardak süt taşırım. Hadi bakalım. Rengarenk oldu. Denemek için sabırsızlanıyorum. Kusursuz. Mindy, iyi misin? Ben iyiyim. Peki, birazdan sana döneceğim. Yardıma ihtiyacın varsa haber et. Birlikte çevirelim mi? Oh, mavi geldi. Şuna bak, bir yüzük. Bana da içecek çıktı. Takıp deneyeceğim. Tam oturdu. Sonunda gerçek aşkımı buldum. Benimle evlenir misin? Ya şapşal. Teşekkürler aşkım. Bu artık benim. Hey, bırak şunu. Yeter. Görüşürüz. Bu bayağı garipti. Üstelik yüzüğümü de aldı. Biraz komikti. Peki, şimdi içeceğimi deneyeceğim.
Bu çok güzel olacak. Oo, şuna bak, masmavi. Yine de sanırım ek bir malzeme gerekiyor. Biraz da sihirli toz serpiştirelim. Dökelim bakalım. Aman, hepsini dökeceğim. Bana pipet lazım. Şöyle bir karıştıralım. İşe yarıyor. Çok güzel oldu. Leziz. Ha? Mindy? Yüzüm olduğuna inanamıyorum. Çok üzgünüm. Fazladan bir pipetim var. İçeceğimi ortaya koyabilirim. Mindy, denesene biraz. Gerçekten mi? Vay, güzelmiş. Ah. Sen mi çevirirsin, ben mi? Ben. Umarım iyi bir şey çıkar. Kırmızı çıktı. Oo. Vay canına. İyi iş çıkardık. Rın rın. Burada bir şey daha var. Bu çok eğlenceli görünüyor. Bu tuş ne yapıyor acaba? Oo, şunun fırlayışına bak. Oo. Amanın, üzgünüm. Bu pek iyi olmadı. Biraz şekerleme yiyeceğim. Çok küçükler. Yine de tatları çok güzel. Sanırım kalanını da yiyeceğim. Bayıldım. Ya, keşke benim de şekerim olsaydı. Sence geri gelir mi? Dur, bunun içinde de şeker var. Fark etmemiştim. Tadına bakacağım. Hadi bakalım. Harikaymış. Hey, bu kime ait? Aa. Hiç bana bakma, onundu. Serah, neden? Al bakalım. Teşekkürler. Aa, güzel motormuş. Bunu hak etti. Hayır, hayır, lütfen yapma. Hayır, kazara atmıştım, dur. Ha? Harika. Mükemmel oldu. Teşekkürler Sayın Uzaylı. Dur bakalım, ne yapıyorsun? Yola çıkıyorum. Ama kimse neler olduğuna inanmayacak. Değil mi? Ben çevirebilir miyim? Peki, hadi bakalım. Mor çıktı. Oo, cep telefonu geldi. Çok tatlıymış. Güzel. Oo, harika telefon. Vay, bayıldım bu kapışmaya. Selfie zamanı. Çok şirin. Hayır, bu hiç adil değil. Kuralları ben koymuyorum ki. Adalet bu mu? Bir arama yapmam lazım. Hey, yardımına ihtiyacım var. Evet, acil bir konu. Masum gibi davran. Ne? Bitir şunun işini. Neyse. Kameraya çok yakışıyorum. Ne oldu şimdi? İşe yaradı. Teşekkürler. Ödeme zamanı. Of, ne kadar ısrarcı. Yine de buna değdi. Teşekkürler, görüşürüz. Bunu sen mi yaptın? Çok kabasın. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bu sadece bir oyuncak, bak. Bir dakika, yoksa bu çikolata mı? İşte bu cidden leziz. Sürekli yiyebilirim bunu. Aa, hadi ama. Aa, buldum. Bu bir lollipop. Güzel kokuyor. Tadı da güzel mi? Aa, evet. Benim sıram. Pembe. Vay, güller çıktı. Çok romantik. Üstelik çok leziz görünüyorlar. Deneyelim bakalım. Vay, bunlar harikaymış. Vay canına.
Aa, alo, bekliyorum. Tipik. Daha önce hiç bu kadar gülüm olmamıştı. Bir fikrim var. Bu işe yarayacaktır. Mindy ne yapıyor? Bu bant lazım. İşte bu kadar. Gül tacı. Çok zarif oldu. Keşke daha çabuk olsaydı. Sonunda. Makarna mı? Neyse, deneyelim madem. Vay. Ha? Bu kadarcık mı? Peki. Fark etmez, ben sevdim. Sen görürsün. Nasıl görünüyorum? Göz alıcı değil mi? Hmm, çilekli. Sevdim. Daha fazla istiyorum. Güzel görünüyor. Kendininkini al. Peki. Program başlamak üzere. Aç hadi. Aa, onu çok seviyorum. En iyi gökkuşağı tek boynuzlu attı o. Evet. Bütün ahır dostlarım bugün yemek yapmaya hazır mısınız? Bugün pembe rengi kullanacağız. Gösterin hünerinizi. Neyse ki evde bulabileceğimiz bütün pembe yiyecekleri toplamışız. Harika görünüyor. İhtiyacımız olan ikinci renkse mavi. Kullanabileceğimiz mavi yiyecek var mı? Evet. Bugün mavi seçileceğini biliyordum işte. Mavi atıştırmalıklarla gayet hazırlıklıyım. Ben de. Çok güzel. Peki sıradaki renk ne olsun? Turuncu ne dersiniz? Sizde turuncu ne var? Atıştırmalıktan içeceği kadar bir sürü turuncu şeyimiz var. Tebrikler. Gökkuşağı yiyeceklerini güzelce toplamışsınız. Şimdi de tarihin en gökkuşağı görünümlü yiyeceğini yapacaksınız. Ah, atıştırmalıklara ne oluyor? Aha, ve de bize. Aman tanrım, neredeyiz biz? Sen şu halimize bak. Ha, yok artık, en sevdiğimiz tek boynuzlu atla televizyondayız. Selamlar, umarım yarışma için hazırsınızdır. Aman tanrım, donat denince akan sular durur. Ama renkli donatlar çok daha iyidir değil mi? Ay, sanırım ilk meydan okumamız bu. Ne yapılacağını biliyorum. Bir dur bakalım. Ne, hep elimden bir şeyler alıp duruyorsun. Ah, vay, hamuru karıştırmaya geçmişsin bile. Evet öyle, çünkü hamur işlerinde harikayımdır. Hamuru şu bardağın içine dökelim. Bu kadar yeter, biraz da renk katabiliriz. Maviye başlayalım, şimdi bunu da çıkarabiliriz. Poşeti sıkma zamanı, bu sayede renk karışacak. Harika, şimdi de donat kalıbına geçelim. Bütün renklerimizi dolduralım. Bunlar çok güzel olacak eminim. Bütün bu kalıpları doldurmaya yetecek hamurumuz var. Şu sonuncuyu da biraz sarıyla bitirelim. Harika duruyorlar. Doğruca fırına gidiyorlar. Kendi işime odaklanmalıyım. Neyse ki şu malzemelerim var. Hiçbir şey sıfırdan yapmam gerekmiyor. Yoksa sıkıcı olurdu. Ve de yavaş. Benim ufak donatlarım hazır bile. Sadece boyayacağım. Çok tatlı ve güzel. En sevdiğim rengi de seçebilirim. Gerçi biraz da süs şekeri istiyorum. Biraz kağıt işimi görür. Aman tanrım, şunların tatlışlığına dayanamıyorum. Ağlayacağım. Gel bakalım yeşilcik. İşte budur. Yeterince pişmiş olmalılar. Hmm, kokuları da çok güzel. Üstelik rengarenk duruyorlar. Evet ama biraz süslemeden bunlara donat denmez. Bir tane çıkarıp şu kremaya batıralım. Sonra da hop, süs şekerlerinin içine dalalım. Ay, çok tatlı görünüyorlar. Minik gökkuşağı donatlarım. Benim donatlarım berbat. Dişimi acıtıyor. Ay, senin donatların müthiş görünüyor. Kanunsuz giriş suçundan tutuklusun. Ne? Şu kokuyu aldın mı? Evet, güzel kokuyor. Ne? Aa, öylece gitti. Ben de kaçayım o zaman. Buralardan geliyor biliyorum. Koku bu masadan geliyor işte. Aman anne, ben biraz saklanayım. Burada biriniz bir şey yapmış değil mi? Peki, itiraf ediyorum. Bankayı soyan bendim. Beni götüreceksiniz değil mi? Nasıl ya? Gerçekten onca para ve altını cebinde mi taşıyormuş? Hmm, bu donatları kim yaptıysa tam bir dahiymiş. Aman tanrım, çok güzeller. Hayatımda yediğim en güzel donatlar. Hey, şu senin önündekiler de ne? Aa, hiçbir şey, hemen kaldırıyorum. Peki öyle diyorsan, donatlar da harika. Evet, ben hiç buradan çıkmayayım. Uf, ucuz atlattık. Aa, kim yumurta sevmez ki, özellikle de kahvaltıda. Evet, bana yumurta yapın. Yumurta mı, cidden mi?
Üf, kulağa hiç eğlenceli gelmiyor. Yani hiç değilse açıp altında ne var bir görelim. Gerçekten mi? 1, 2, 3, 4, 5. Peki halledebilirim. Ve gitti bile. Bu türde ne yapsam ki acaba? Ah, bir fikrim var. Gerçi biraz malzeme gerekecek. Alo. Evet, en hızlısından bir siparişim olacaktı. Ah işte geliyor. Bu kadar hızlı gelmesine çok sevindim. Evet, yumurtalarımız hazır. Önce bir kıralım. Sonra da sarıları beyazlardan ayıralım. Beyazları küçük gevecimize dökelim. Biraz daha gıda boyası koyalım. Şöyle bir tahta çubukla karıştırabiliriz. İşte budur. Ne kadar güzel bir renk oldu. Sonra da şu kalıba yerleştirip kapağını kapatıyoruz. Sıradaki adım için sımsıkı kapalı olmalı. Bu aşamada tamamını sıcak suya koyuyoruz. Yumurta beyazlarının pişmesi için suyun kaynaması gerekiyor. Gerçi renk eklediğimizden beri beyaz değiller ama olsun. Hadi açalım da nasıl olduklarına bakalım. Aa, şunlara bak. Masmaviler. Üstelik kalp şekli de çıkmış. Şimdi de sarılarını ekleyebilirim. Ama sarılarının da pişmesi gerekiyor. O yüzden geri tencereye. Bu kadar yeter. Hadi şunları çıkaralım. Hadi bakalım. Evet, mükemmel olmuşlar. Hepsini kalıplarından çıkarıp bir tabağa koyalım. Şu eğlenceli renk ve şekillere bak. Kesinlikle istediği gibi gökkuşağı temalı oldular. Vay canına, harika duruyorlar. Bir harika. Ha? Gel şuraya seni şapşal kuşu. Hey, şu kuşa bak. Gökkuşağı yumurtası yapacaktık. Kuşu değil. Ha? Yumurta mı? Aa, onu duymamışım da. Neyse, hiç değilse eğlenceli bir kuşum oldu. Pekala, sırada ne varmış? Makarna. Kim şöyle güzel bir makarnayı sevmez ki? Tabii ki rengarenk olmalarını istiyorum. Gökkuşağı makarna lütfen. Ha? Gökkuşağı makarna mı? Nasıl yapılır hiç bilmiyorum. Ne? Hiç fikrim var mı? Çünkü benim yok. Aa, böylece ortaya çıkıverdi. Bakalım içinde ne varmış? Ah hey, burada hiçbir şey yok. Bomboş. Aa, seni tatlı şapşal çocuk. Tabağa bak. Aa, tabak. Tabii ki malzemelerin orada olduğunu biliyordum. Görünüşe göre çabuk makarna gelmiş. Biraz da renklendirici. Hey, versene. Evet, bir kase suyumuz hazır. İçine biraz kırmızı dökelim. İşte budur. Bu kadar kırmızı yeter. Şimdi de çabuk makarnamızı içine koyalım. Güzelce karıştırıp hem makarnayı açmalı hem de rengi karıştırmalıyız. Şuna bak. Makarnalar resmen kırmızı oldu. Şimdi de diğer renklerin yanına tabağa geçebilirler. Kokuları da çok güzel. Sence de öyle değil mi? Bu leziz aroma da neyin nesi? Ah, müthiş. Hey, makarnayı öylece eline yiyemezsin. Sakın kımıldama. Çatal kaşık getireceğim. Aa, Nutella çok güzel. Burada ne varmış? Neden kalbimi kırdın ki? Bilerek kırmadım. Aa, vay, topaç gibi fırıl fırıl beni yordu bile. Aa, çok uzun sürüyor. Daha ne kadar bekleyeceğim? Hayır, makarnayı da yiyemezsin Big Big. Yeter artık, bu makarna benim olacak. Ha? Hey, dur. Burada makarna yiyorlar ya. Bunu az geliyor işte. Bunu alıp kaçsam iyi olur. Çatalları buldum. Makarna nereye gitti? Benden saklanabileceğini mi sanıyor? Makarnayı takip etsem yeter. Ha? Ah, buldun beni. Ben yokken bütün makarnayı bitirdiğine inanamıyorum. Hani hepsi sayılmaz. Birkaç tane var işte. Bakalım. Bulutum burada. Bu mu? İşte sıradaki yarışmanız. Gökkuşağı bulutları. Çok leziz değil mi? Hadi neyi bekliyorsunuz? Ne? Gökkuşağı bulutu mu? Aa, bulut yenmez ki. Buna iyice kafa yorup bir fikir bulmalıyım. Durun, neden düşünemiyorum diyordum. Evet, söyleyin fikirlerinizi. Bayılacaksın. Ha, bak gördün mü? Bu minik bulut lambasını kullanabiliriz. Ne? Yok artık, berbat bir fikir. Aa, evet, senin fikrin nedir? Aa, basit bir bulut beğeniyoruz, kement atıyoruz ve çekiyoruz. Bu fikir işe yarayabilir. Pekala, bu fikir kazandı. Evet, bence bunun bir yolunu bulabilirim. Önce doğru kıyafeti giymem lazım. Başlığımızı da taktık ve artık bulutu yakalamaya hazırız. Görüşürüz. Güle güle. Hey de ben ne yapacağım şimdi? Ah, bir şeyler düşünmeliyim. Eminim benim bir şey üretebilir. Ah, burası niye bu kadar karanlık ve boş? Acıktım. Ah, ne? Şu yemek tabağına bak. Güzel bir waffle sandviçi iyi giderdi. Ah, evet, kafamda kurmuşum ama bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Şu hamuru farklı kaselere dökelim. Tadı harika olacak. Eminim işte. Ama tabii ki renk de eklemeliyiz. Bütün olay orada. Bu kaseyi kırmızı döküp karıştıralım ve ayrıca mavi, sarı ve mor da yapacağız. İşte budur. Hamurlar renklendi ve sıradaki adımı hazırlar. Şu hamurdan waffle makinesine biraz koyalım. Çok da koymayalım çünkü gökkuşağı waffle olacak. Yani diğer renkleri de katmalıyız. Oldu. Şimdi de waffle'ları pişirmeye başlayalım.
Tadam! Gökkuşağı waffle'ım oldu. Biraz da krem şantiyi ekleyelim. Gökkuşağımız için ufak bulutlar yapıyoruz. Biraz da süs şekeri dökelim. Tabak rengarenk ve eğlenceli oldu. Bayıldım. Evet, bu kadar yeter ve bitti. Yaşasın. Ah, bence bu gerçekten de yaptığın en müthiş şey oldu. Ah, bulut avından döndün mü? Nasıl geçti? Harika, bulutuma bak. Hey, dur, nereye kayboldu? Tüh, ah, gökkuşağı waffle'ını kendi başına mı yaptın? Ver şunu, bunu ben siz yaptığına inanamıyorum. Üstelik tadı da güzel. Dur, onu senin için yapmamıştım. Gerçi sanırım yiyebilirsin. Aferin ikinize de. Resim yapmaya bayılıyorum. Huzur veriyor ve çok harika bir şey. Şimdi pembeyi kullanacağım. Pembe rengi çok güzel. Ah, görünüşe bakılırsa bir mesaj alıyorum. Bir bakalım. Ah, gökkuşağı partisi mi? Bu harika. Pekala, giymek için doğru dürüst bir şey bulmam lazım. Bu ne? Resim fırçasıymış. Pekala, gardırop benim için neyim var bakalım? Uf, bu güzel değil. Hiç renk yok. Ah, o zaman ne yapacağım? Gökkuşağı gibi olmam lazım. Ah, bir dakika, boyalarım. Bunların hepsi rengarenk. Bunlarla kesin bir şeyler yapabilirim. Ben bir dahiyim. Pekala, gökkuşağına bölünme zamanıdır. Biraz boyaya ve biraz fırçaya ihtiyacım olacak. Bütün renkleri tek seferde yapabilirim. Şimdi bu renkleri gözlerimin üstüne süreyim. Renkleri değiştirip alta süreceğim. Çok güzel oldu. Ama bu bir gökkuşağı partisi. Daha fazla renk lazım. Bu bölüm için daha büyük fırçalara ihtiyacım var. Tamam, boyamaya hazır. Bu renkler zaten fırçanın üstünde. İşte böyle, bu renkleri dudaklarımın üstüne sürüyorum. Bir sonraki aşama bu yeşil maskara. Çok eğlenceli. Rengin kirpiklere geçmesini sağlamam lazım. Evet, kaşlarımı da boyayayım. Bu renk turuncu. Bu sayede onlara şekil de verebilirim. Bayağı güzel görünüyor. İşte böyle, birazcık daha. Bitti, birazcık da yüzümü boyayayım. Aman tanrım, bu mavi çiller müthiş oluyor. Keşke hep böyle mavi çillerim olsa. Tamamdır, gökkuşağı makyajımın nihayet sonuna geldim. Ah, bu da nedir? Şu ışıklara bak. Vay canına, gökkuşağı partisi ve çok da canlı. Vay canına, makyajın harika. Kendin mi yaptın? Çok eğlenceli, gökkuşağı partisi için harika bir seçim. Su yeterince ısındı. Artık çorbamı içebilirim. Ah, bütün gün bunu bekledim. Bu çok güzel ve rahatlatıcı. Şimdi televizyonda seyredecek ne varmış bir bakalım. Başka bir şey deneyeceğim. Herkese selam. Bugün size yeni evimi göstereceğim. Hadi benimle gelin. Bu parti salonum. Burada günde 24 saat DJ bulunuyor. DJ mi? Eminim çok eğlencelidir. Ha? Televizyonum yine saçmalıyor. Hadi ama. Ve bu yeni bilgisayarım ve direksiyonumun olduğu yeni ofisim. Evet, doğru. Ben harikayım. Yoğun bir günün ardından gevşemek istediğimde banyo yapmayı severim. Vay. Çok sıcak. Ve yatmaya hazır olduğumda üstümü parayla örtüyorum. Yok artık. Bunu seyretmeye bir son vermem lazım. Keşke benim de hayatım böyle olabilseydi. Şimdi üstüm başım çorba olduğu için yıkanmam lazım. Keşke baloncuklar çıkaran o banyo bombalarından olsaydı. Bu sert süngerle kendimi bir ovalayayım. Uf ya, şimdi de sabunu düşürdüm. Pekala, sabun neredesin bakalım? İşte oradan, gel bakayım buraya. Of, o harika rengarenk banyo bombalarını düşünmekten kendimi alamıyorum. Bir saniye, bir saniye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tamam, işe boş bir kaseyle başlayacağım. Bu boş kaseye karbonat dolduracağım. Bu kadar yeter. Şimdi buna biraz limon tuzu da eklemem lazım. Sırada Hindistan cevizi var. Bu yağ her zaman iyi gelir. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırayım. Bu tozların hepsi şimdi biraz sofaklanıyor. İşte böyle. Bu büyük olanın yanına küçük kaseleri de katıyoruz. Bunları biraz renklendirmem de gerekiyor. Çünkü karışımın güzel görünmesini istiyorum. Şimdi karıştırmak biraz zorlaştı ama iyice karıştırmam lazım. Sırada silikon buz kalıbı var. Büyük kaseyi de unutmayalım. Onu da kendi kalıbına döküyoruz. Bu kaşıkla tozu kalıba koyuyoruz. Tamam. Şimdi buna da biraz boya ekliyoruz. Sonra bunun üstünü yine beyaz tozla kaplıyoruz. Güzel, biraz daha ekleyip üstüne hafifçe vuruyoruz. Şimdi karışım sertleşsin diye bunun üstüne biraz da antiseptik püskürtüyoruz. İşte oldu. Şimdi bunu kalıbından çıkaralım. Güzel, artık bulut şeklindeki banyo bombasını kullanabilirim. Ve bu banyo bombası daha bile iyi oldu. Çünkü onu ben kendim yaptım. Hadi şunu suya atalım. Ne güzel baloncuklar çıkmaya başladı. Aa, bak, gökkuşağı renkleri ortaya çıkmaya başladı bile. Bütün bu renkler beni mutlu ediyor. İyi ki üstüme çorbayı dökmüşüm. Ne harika bir gün. Hey, neler oluyor? Neredesin?
Çok üzgünüm, çok üzgünüm. Yoldayım, geliyorum. Ay vah, şu renklere bak. Bense baştan aşağı beyazım. Beni içeri alacaklarını hiç sanmıyorum. Of, çok fena oldu bu. Bir dakika, oradaki sen misin? Hey, beni görebiliyor musun? Hemen çabucak bir şeyler yapmam lazım. Saklanabileceğim bir yer var mı acaba? Bu çöp kutusu mesela. Bu çok kötü ama elimdeki tek şey de bu. Pekala, işte içine giriyorum aynen. Çöp kutusunun içine. Sanırım yanlış gördüm. Of, az kalsın yakalanıyordum. Neredeyse beni görüyordu. Burası çok iğrenç. Of, neler oluyor? Aa, sanat kariyerim resmen sona erdi. Ha, bunun içinde ne varmış? Yok artık, sim varmış. Tamam, şimdi bir tabak alıyoruz ve içine sim döküyoruz. Bu kırmızı çok güzel, bunu şerit halinde döküyorum. Sırada altın rengi sim var. Bunun hepsini boşaltıyorum. Üçüncü renk yeşil, muhteşem oluyor ve sonra diğer renkleri de döküyoruz. Şimdi elimi bunun üstüne bastırıyorum. Şuna bak, pırıl pırıl parlıyor, çok ışıltılı. Pekala, çöp kutusundan çıkayım artık. Sıra ellerimde. Olay budur, eğlenceli bir gözlük görüntüyü tamamlayacak. Artık partiye gitmenin zamanı geldi. Özellikle de bu kadar geç kalmışken. Hayatım, gelmem bu kadar uzun sürdüğü için çok üzgünüm. Beni bu kadar beklettiğine inanamıyorum. Evet ama tişörtüme bak. Bunu tamamen kendim yaptım. Bir dakika, bunu sen mi yaptın? Yok artık, çok etkileyici. Hey, biz partiye girmeye hazırız. Size şöyle bir bakayım. Pekala, tamamdır. Yarışmacılarımızın neler yaptığını göreceğim için çok heyecanlıyım. İşte elinde tabağıyla ilk yarışmacımız da geldi. Pekala, bize neden pişirdiğin şeyi göstermiyorsun? Evet tamam, ben en sevdiğim tatlıyı yaptım. Yani muzlu meyve partisi. Bu da nedir? Gördüğünüz üzere ben özellikle tabağıma odaklandım. Renklerin, tatlının şekliyle dengelenmesini istedim. Evet de bu sonuçta çoğunlukla meyve ile şekerlerin bir araya gelmiş hali. İşte puanın. Ne? Pardon, bu puanlar şaka mı? Pekala, bir sonraki yarışmacı lütfen. Selam selam, işte bu da benim tabağım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben aşçılık hikayeme genç yaştayken başladım. Evet, tamam, pişirdiğim şey mi? Tabii ki, işte karşınızda. Ben karamel soslu naneli marshmallow yaptım. Ne? Buradan neredeyse hiç göremiyorum. Çok ufak bir şey. Of, bir de hala konuşuyor. Çok yorucu. Ne? Bana bu puanlarımı layık gördünüz. Of, bu giderek hayal kırıklığı yarışmasına dönüşmeye başladı. Endişelenmeyin, ben iyiyim arkadaşlarım. Sanırım yaptığım şeyi siz anlamadınız. Selam, ben de yarışma için gelmiştim. Bir çocuk mu? Gerçekten mi? Çoluk çocukla yarışmamız mı bekleniyordu bizden? Her neyse, işte benim yaptığım şey. Vay canına, bu harika bir gökkuşağı pastası. Son derece muhteşem görünüyor. Gökkuşağı rengindeki şekerli karışımı yapmak çok kolay. Farklı renklerdeki karışımı alıp streçimin üstüne şeritler halinde diziyoruz. Tabii istediğiniz kadar renk kullanabilirsiniz. İşte böyle, ben sırayı morla tamamlayacağım. Bunu streç filmle yuvarlayacağım. Sıkı bir şekilde yuvarlıyorum ama birbirlerine karışmamaları için çok bastırmıyorum. Bitince uçlarını kesmek için bir makas kullanıyorum. Bunu dışarı sıkmak için de bu torbanın içine koyuyorum. Tamamdır, sonunda süsleme aşamasına hazırız. İşte gökkuşağı renginde karışımımız geliyor. Harika, işe yaradı. Pastanın kenarlarının görüntüsüne bayıldım. Birazcık daha ekleyeyim, kenarlar tamamdır. Şimdi de ortaya biraz sıkmam gerekiyor. Bu sonuçta bir yarışma, o yüzden güzel süslenmiş olmasına dikkat etmeliyim. Tada, işte pastamın son hali. Hoşunuza gitti mi? Bu çocuk böyle bir şey nasıl yapmış olabilir? Çok anlamsız. İşte puanın. Yaşasın. Ne? Şaka mı bu? Bu nasıl mümkün olabilir? Ah, yavaş olsana. Evet, en büyük şampiyon benim. Hayır. Lollipop'um. Dur bakalım. Şuranın altına girdi değil mi? Bulamıyorum. Ne? Ne? Amanın, pardon. Nerede bu? Bu da ne? Ay, bu hiç hoş değil. Lollipop'unu buldum Liam. Kafasında saç mı çıktı bunun? Bunu yiyemem ki ben. Haklı olabilirsin. Ama halen kurtarabiliriz, bak.
Hayır, unut gitsin. Liam, ama hadi. Bir dakika. Kendimi kötü hissediyorum. Biraz atıştırsam mı? Ha tabii ya. Elmayı şu şekilde dilimle. Parçaları da yoğurda batır. Sonra da rengarenk şekerlerle süsle. Biraz beklet ve yemeğe hazır olsunlar. Liam, sana bir lollipop ya. Aa. Alıp gitsin bunu. Ya, yaşasın. Şunlardan bir tane alsana. Benim şekerlerimden çok daha büyük. Daha da sulu. İyi ki bolca yapmışsın. Bunlar müthiş. Vay! Şu mutfağa bak. Gel buraya. Harika fikir. Yak bakalım. Aa, harika. Dur bir de ben deneyeyim. Hazır. Nişan al. Ateş! Harika bir histi. Dümdüz beyaz bir yastık görüyorum. İşte budur. Başka nelere renk katabiliriz? Bu efsanevi olacak. Evet. Temizlik eşyaları da güzel olabilir. Hatta popitler de. Düşünüyorum da. Gökkuşağı şapka. Harika. Vay. Sıradaki bende. Oldum olası gökkuşağı saç istemişimdir. Şu pankekleri çevirebilir miyiz? Bozuk mu bu? Ben deneyeyim. Hadi. Hala kahverengi. Evet, görünüşe göre şarjları azalmış. Dur, bir fikrim var. Renkli kalemlerimi kullanabiliriz. Pankekleri bunlarla boyayalım. Olmaz öyle. Ben de yiyebileceğimiz bir şey var. Hamura gıda boyası katsak yeter. Şu muhteşem kırmızıya bak. Tavaya koyalım. Tam bir gökkuşağım oldu. Tada! Sihre falan ihtiyaç yok. Ah, şunu duydun mu? Neler oluyor orada? Birisi bana kahvaltı mı hazırladı? Bu gördüğüm en harika şey olabilir. Daha sık uyuyakalmalıyım. Partiye hoş geldiniz millet. Önce misafirlerimizi bekleyelim. Evet. Beklerken şeker ister misiniz? Sadece sarı da olmaz ama. Partinin yeşili de var Emma. Bak. Şimdi daha mantıklı oldu. Sence yeşil daha mı güzel yani? Sarı ortada duracak. Yeşil. Evet. Öyle mi? Hadi bakalım. Ben kapışmaya hazırım. Emin misin? Çek şu kaseni, tamam mı? Yapma. Sarı aptal bir renk Emma. Hayır. Bak ne yaptın. Tüh, neyse. Başladığımız yere döndük. Ama buldum. Renkleri karıştırmak ister misin? Önce yeşil şekeri eritelim. Sonra da biraz krema ekleyelim. Karıştırdıktan sonra bardaklara dökelim. Tamamen doldurmamaya özen gösterelim. Sonra da öbür rengi ekleyelim. Soğutup servise alalım. Tatlı oldu. Hey, tatlı bir şeyler isteyen var mı? Limon ve misket limonlu tatlılar. Afiyet olsun. Bunlar katı. Şöyle kaşıklaman gerekiyor. Kaşıklayalım. Hadi partiye. Of, canım nasıl da ekmek çekiyor. Hadi ekmek kızartalım. Bu sırada ben de tereyağını keseyim. Peki. Oldu mu? Mükemmel kızarmış. Yağını sürelim. Ben yağını bol severim. Peki neden bıçaktan ayrılmıyor? Alo? Yapışmasana ya. Çıkmayacak. İmkansız. Çık dedim. Sakin ol.
100 verdiğimiz yetti sana. Gel bakalım. Emma ne oluyor? Oyun mu oynuyorum senden? Ve al sana işte bu. Oo, etkilendim. Hala yapışık hala. Bir elma daha mı? Harika. Bir de kivi ve portakal kes. Birisi meyve salatası mı dedi? Hemen en tazesinden geliyor. Bir tane daha. Cidden mi? Bu yan derdi ne? Bir fikrim var. Bıçağı yağlı kağıda serersen bir daha asla yapışmaz. Dilim nerede? Hazır beni bekler. İhtiyacım olan tek şey güzel bir kap. Bir dilim ekmeğe koyalım ve sürmeye başlayalım. Afiyet olsun. Sonra da unu ekliyoruz. Sorusu olan, uyanın gençler. Tabii öğretmenim. Çok iyi. Şimdi yakından bakın. Görüyor musunuz? Hepsini yapmanız gerekiyor. Şimdi iş başına. Pekala, hadi bakalım. Şimdi ne yapacaktım? Ben tarif falan okumam. Bana ne güzel görünürse onu kullanırım. Pardon, kopya çekemezsin. Neyse. Ucundan da mı bakamayacağım? Hayır, bardağın. Yakaladım, yakaladım, evet. Gelen oldu mu? Bende kalsın o zaman. Hatta onu kullanabilirim. Önce malzemeleri dizelim. Sonra da bardakta keselim. Eğlenceli kısma geçelim. Önce yumurtaya, sonra da una batıralım. Biraz daha. Şimdi de kızartma zamanı. Şunun cızırdığı ışığına bak. Sonra da kesip etli peynirli lezzete doyalım. Tabii biraz da sos lazım. Öğretmenim ben bitirdim. Ve spatulaları bırakalım. O şeyin adı ne öyle? Bellissimo, inanılmaz. Ne diyebilirim ki, iyi bir aşçıyım. Hala çalışıyor musun? Ne? Sonrakine bir tane daha yaparım. Kitabın neresinde ya bu şey? Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve tıpkı bu türden daha eğlenceli videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.